أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد الصلوات وجود buradaki şu anda takip edeceğim şekil şöyle. Bende olduğu gibi sizde de ve dinleyenlerde de merak olacak. Tam Risale-i Nur'a göre vücut dendi ama eskiler Selefi Salih ne demiş? Çünkü basit bir saha değil, yani çok ciddi bir sahadır. Bazı insanları Cenab-ı Hak esmasıyla meşgul etmiş. Bazıları sıfatlar, bazıları şunlarla. Bazılarını da kendisiyle meşgul etmiş, zatla meşgul etmiş. Birbirine zatla meşgul olanlar, üniversite mezunu gibi lise diploması da var, lise diploması olan ortaokul diploması da var. Zatla meşgul olanlar, esma ve sıfatla meşgul olanları biliyorlar. Onlara atfen hiçbir kelam etmezler. Takdir ederler. Yanlışlarını da çoğunlukla bir şey demezler. Derlerse isim vermeden tavsiye ederler. Alt tabaka dediğimiz işte esma ile meşgul olanlar, sıfata veya zatla meşgul olanlara hep eleştiri yapmışlardır. O alt olduğunu gösteriyor. Yani şöyle diyeyim. Antik şehirler var mesela, şey Bodrum'da da vardı. Tiyatro sahası. İlginç bu da örnek. Veya Verona'da var İtalya'da. Orada vazife yaptım bir ay Ramazan imamlığı. Orada da vardı. Anadolu çeşitli yerlerinde tiyatro var antik şehirlerde. Firavunların, Nemrutların şeyde de var Adıyaman'da. Gülmek için arenalar yapmışlar da ağlamak için bir yerleri yoktur. Şimdi Firavunlar hep gülme ihtiyaçları olmuştur. Büyük zatlara baktığın zaman gülmekten de ağlamaktan da öteye bir inziva halleri olmuş. Bazı ulema yani veya onların takipçileri tenkit üzerine kurulmuş. Felsefede de var yani. Eleştiri üzerine gitmiş. Bu olumsuzlama anlamına değil. La ilahe olumsuzlamadır. İllallah olumlulamadır. Onaylamadır. Olumsuzlama sana giydirilenlerden fark etmek ve çıkmaya çalışmak. Çünkü insan yok varlıktır. İnsan öyle bir kavşak ki, bu derse başlamadan önce birkaç dakika mukaddime yapayım diye söylüyorum. Kendi yaratılışına şahit tutulan bir varlıktır. Üstad diyor ki biraz da öteye giderse diyor, nevinin yaratılışına şahit olur. Biraz ileri giderse kendi yaratılışına şahit olur. Yani kendi bedensel hayatını kastediyor. Sonra nevinin, sonra kainatın, sonra varlığın yaratılışına. Hani şöyle bir misal verirdim. Tahayyülü küfür, küfür değil. Yani haşa, Allah burada. O olmayan ben, yanına aldı beni. Kendi yaratılışına şahit ol. Kendi sürecine şahit ol. Bu tahayyülü küfür, küfür gibi gözükülüyor ama aynen de böyledir. Yani fenai mutlak denilen mecula girmek kendi sürecine şahit oluyor. Şimdi bazı ulema veya takipçileri tenkit savuttaki fena fillah makamı bu. Evet, fena fillah. Şimdi tenkit ediliyorlar, hiç ses yapmıyorlar. Bazıları da sanki bu dinin sahibi bunlarmış gibi, ben olmasam bu din yok olacak gibi bir edasıyla, gayretiyle tenkit ediyor, eleştiri yapıyor.
Onlar da ciddi bir vazife yapıyor. Yoksa sistem iş çığırına çıkar. Allah onlardan razı olsun. İkisinden de. Mesela eleştiri yapanlar usulü tutuyorlar. Mesela Muhyiddin Arabi gibi, Konevi gibi, Allahçı Mansur gibi sistemin arkasına girip kendi haletlerini geneymiş gibi. O zaman sistem bozulur. Ama böyle tek tük de çıkıyor. Ama Hallacı Mansur yani hiç böyle kendisini eleştirenleri eleştirmemiş. Fakat usul olmasa din gidiyor. Çünkü insan mutlak ve muhit olduğunda duracağı yeri belli oluyor. Diyecekleri, demeyecekleri yani çünkü insan yok varlık. Yani varlığı yoka, yoku var edebilen bir koridordur. Bir santral gibi bir mahluktur. Allah'ı bile aleminde yok edebilen bir mahluktur. Allah'ı nasıl anlar? Yani Allah'ın Allah yoku ve ademi, ademi ve vücudu iki menzil gibi. Bazen vücudu adem, ademi vücut olarak gösterebilen bu yani Allah için vücut ve adem iki menzil gibi ise kendi vücudu bunlardan öte bir vücut. Vücut da demeyeceğim. Mahiyet-i zatiyede, şuanat-ı zatiyede vücut yoktur. Sıfat-ı zatiyede vücut vardır. Dikkat ederseniz mahiyet-i zatiye hakkında hiçbir malumat yoktur ve olmayacaktır. Şuanat-ı zatiyede belirlenişler vardır. Onun bizdeki karşılığı şefkat-i mukaddese, muhabbet-i münezzehe, memnuniyet, iftihar, lezzet, ondan sonra surur, iftihar, bunlar mukaddese. Bizim şuunat-ı zati aynı darlığımızı gösteriyor. Şuunat-ı zati aynı darlık gösteriyor. Şimdi fakat zatı hakkında bilgimiz yoktur. Bazı insanları Cenab-ı Hak kendisiyle meşgul ettiriyor. Bazılarını da esmasıyla meşgul ettiriyor. Vacib-ül vücut fikri, şimdi bu derste şu şeye takip ediyorum, edeceğim inşallah. Tasavvufçular, Selefi Salih'in vücut hakkında ne demiş? Sonraki ilerleyen derslerde ineceğiz bizim ihtisas sahamız, yani Risale-i Nur'da. Vücut nedir? İlk önce ben tasavvufçularda ne demiş? Ama bizimkilerle, yani Risale-i Nur'la bazı göndermeler yapacağım. Ama bizde bu. Onlarda bu, bizde bu deniliyor. Vahdet-i vücut fikri vahdet-i şuhuttan sonradır. İlk önce vahdet-i şuhuttur. Ama buna ihtiyaç duydum, ilk önce vahdet-i vücut zannediliyor. Sıra ilk önce vahdet-i şuhuttur. Bunun son asırdaki temsilcisi ise İmam-ı Rabbani Hazretleri'dir. Vahdet-i şuhut, vücut değil, gözüken odur. İmam-ı Rabbani Hazretleri ile Risale-i Nur'daki yani mektubatla Risale'nin arasında en bariz farklılıklardan bir tanesi de şudur. Birkaç tanedir. Ama bu çok büyük bir fark. Risale-i Nur'da vücub alemi şöyle sıralanır. Mahiyet-i zatiye çık dışarıya, şuunat-ı zatiye çık dışarıya sıfatlar ve esma. Nur-u Muhammed'i, yani esma, efal ve asar. Mahiyet-i zatiye, şuunat-ı zatiye, sıfatlar esma, efal, asar. Dolayısıyla esma sıfattan çıkmıştır Risale-i Nur'da. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nde bu terstir. Bu çok ilginçtir, bunu görebilmek çok zordur. Esmalardan çıkmıştır sıfatlar. Niçin diye ben çok merak ettim. Nasıl böyle görülememiş diye. Esmanın sıfatları var. Esmanın sıfatları cilve, cemal, nakış, sanattır. Dişe vuruşları. Bu esmanın sanatını, sıfatlarını, bir daha, bu çok önemli. Esmanın sıfatlarını, dişe vuruşlarını
sıfat zannedilmiş. Evet, mesela sıfat esma çıkmış. Şimdi İmam Rabbani Hazretleri esmanın sıfatlarını, dolayısıyla esmadan çıkmıştır o sıfat, esmanın sıfatını bizim bildiğimiz sıfat zannetmiş. Neye benziyor? Ya nasıl olur falan, öyle deme. Böyle koltukta oturup denilemez. Neye benziyor biliyor musunuz? Eş'ari ve Maturidi Hazretleri tekvin ve kudret arasındaki ihtilafı, Eş'ari Hazretleri malum tekvini zatı bir sıfat kabul etmiyor. Kudretin zımnında bir sistem. Kudretin sıfatıdır. Mustakil bir sıfat değil. Ama Maturidi Hazretleri hayır diyor. Mustakil bir sıfattır. Merak ettiğim için hem bu sorunun cevabı hem Üddin Arabi'nin sorusunun şeyini, yanılgısında, yanılmasında farkı söyleyeceğim. İmam Mübin mazi müstakbeli tutar. İlim emir. Yani Kitab-ı Mübin de hali, kudret ve iradeye bakıyor. Şimdi diyeceksin ne kadar var? Hayır, çok zor. Yani yaşanmış yaşanmıştır. Yaşanmamış yaşanmamıştır. Şimdi yaşanmışsa yaşanmıştır, bitmiştir. Yaşanıyorsa mazidir şu anda. Yaşanıyor yoktur der. Yaşanmıştır, yaşanacaktır. Hal yok yani. Hal yok. Aynı. Onun için mevcudata, Muhyiddin Arabi, burada işte Muhyiddin Arabi mesela, yaşanmıştır, yaşanacaktır. Yaşanıyor yok. Onun için demiş ki, bir şey yok ki yani, mahluk yok ki, her şey odur diyor o zaman. Yani kendisine bir vücut verip de mahlukata vücut vermedi derse, bu set işte bu mevcudat ilah mı oldu, haşa. Ben de yokum zaten diyor. O zaman ilah mıdır, değil midir diyen kişi de yoktur diyor. Ben de yokum diyor. Mevcudat yoktur derken kendisi de yoktur. Ama şey yapmış, bu İmam-ı Mubin'i görmüşler, Kitab-ı Mubin'i görmemişler. İkisi bir demişler diyor. Risale'de geçen Murat değil mi, hatırlarsın. Kitab-ı Mubin'le İmam-ı Mubin bir demişler diyor. Ama Risale-i Nur, mazi ve mustakbeli ilim emir İmam-ı Mubin'dir diyor. Hal ise diyor, haldeki yaşama hakikaten aklen anlamak çok zordur bunu. Hal vardır. Yani yaşanmıştır, yaşanacaktır. Yaşanıyor. Efendim kader halidir diyor. Hali vicdanıdır. Evet. Zor bir şeydir kadere halde bilmek. Yani. Halde bilmek kaderi. Evet, zor yani. Halde nasıl bileceksin kaderi? Onun için ben buradan çıkarak dedim ki kader esma-i ilahiyenin yani esma-i fiiliyenin esma-i ilahiyenin bütünsel ifadesidir. Aktarımıdır kainata ve insanda. Peki bu insanda nasıl karşılık buluyor? Kendine şahit olan kaderi şuurlu takdir eder. Kadere iman aslında neticesi itibariyle ne olduğunu sana tanımlıyor. Kadere iman edince ne oluyorsun? Kederden emin oluyorsun. O zaman kadere iman kederden emin olan insan, o zaman insanın kendisini tanımasıdır. İnsan kendisidir. Ona bir risaleden şöyle bir şey yapıyorum. Kader risalesinin zeyli enfusi derstir. İnsani derstir. Ne işi var orada? Enfusi derstir. Onun için, ama enfusta olanlar bunu itiraz edenlerin zaten bekliyor onu. Ve bir şey demez. Şimdi vücudumuza devam ediyorum. Vahdet-i vücut, fikri vahdet-i şuhuttan sonradır. İlk vahdet-i şuhut çıkmıştır. Vücut ve adem iki menzil gibi olan zatın kaçın sayfada okuyorsun? 359 en son. Döneceğim başa. Vücut ve adem iki menzil gibi olan zatın vücudun onun zatın vücudu bunlardan ötedir. Vücudu var diyemiyorum. İnsan yok varlıktır.
kendi yaratılışına şahit olabilen tek varlıktır. İnsan hayatıyla vücuda, mevti ile bekasına, Allah'ın zatı sıfatının bekasına şahittir. Hayatla faniye geliyoruz, meftle bekaya mazar oluyoruz. Hayata gelerek insan bunu bekayı görmediği için alışçı bir hayattan insan böyle bir mahluktur. Zorluk bir dünya dahi olsa, ben buraya alıştım mı buraya, temizliğine şeyine sana. Yani başka yerleri de bilemediğim için buradan çıkmak istemez. İnsan tanımadığı bir şeyi, tanımlayamadığı bir şeyden korkar, çekinir. Ama başka beni bir yerle götürseler, bu salonun temizlikçisi olarak buradayken başka bir yere bir şey yapsa, aa iyi ki gelmişim dediği için, bu dünyaya alıştığından, ahireti görmediğinden, bilmediğinden ahirete karşı böyle korkaktır. Oysa Üstad Hazretleri şöyle diyor, sanki normal bir laf giymiş gibi söylüyor. Diyor ki, ahiretin güzelliğini görmeyenler dünyaya aşık olurlardır. Kim gördü ki? Ahiretin güzelliklerini görmeyenler. Ahiretin güzelliğini gören var mı? Böyle diyor peki. Ahiretin güzelliğini kendisinde şahit olan ahiretin, mesela Kur'an diyor, böyle böyle olacak, böyle böyle yer var, böyle böyle gidilecek, kendisine şahit olan tabii canım herhalde öyle olacaktır tabii. Çünkü bu ona şahittir burada. Tasavvuf şimdi 151'den başlıyor. Tamam mı? Ya Allah, Bismillah. Tasavvufçulara göre bir Hahut var. Lahut'u sonra gördüm. Bakayım nerede? Onu bir bulayım. Ama bulmadan da ezberimde söyleyeyim. Sonra bulduğum bir şeyi oraya ekleyemedim. Bakayım, Hahut diye geçmesi lazım. Yani ben ezberimde söyleyeyim. Şimdiye kadar araştırmalarımda tasavvufçularda şu vardı, bunu yazarken lahut var, ceberut var, melekut var, nasut var. Kaç iddiabı? 4. Bir tane de sonra gördüm. Hahut var. 5, evet. 5 tane hazret der. Buna hazret derler. Bu mertebelere tasavvufta. Tasavvuftan konuşuyoruz, İslam'da konuşmuyoruz. Ben şimdi onlardan anladığımla kısaca bunlar neyin karşılığıdır? Bizdeki karşılığını şey yaparsak daha iyi anlaşılır. Hahut, Allahu Alem, şuunat-ı zatiye diyorlar. Ondan sonra lahut, sıfata diyorlar. Hahut mahiyeti zatiyeye, lahut şunat zatiyeye, ceberut sıfata, melekut esmaya, nasut alem-i şehadete. Yazayım mı? Yüzü yok. Yok, ha. Aynısı yok. Ben şurayı şey yapayım. Şey, Hahut yoksa. Hahut mahiyeti zatiyeye, mahiyeti zatiyeye, lahut şunat-ı zatiyeye, bir, İki, üç, ceberut sıfatlara, yani bizdeki karşılığı 4, melekut. Melekut var mı abi böyle? Var var. Evet, var. Melekut esmalara 5,
Nasut alemi şehadete kalemi unuttuk. Tamam. Neyse. Aradaki şey nerede olacak abi? Peki alemi şehadetten kasıt yani bizim meçhulden sonraki kısım ne olacak? Yani esmalar geldik. İşte ondan sonraki kısım. Alemi şehadet. Yani ona şeyleri ikat desek. Alemi şehadet işte yani böyle demiş. Şeceri ikat. Bir de bu bize onun dedikleri buna denk geliyor. Yani biz diyemiyoruz onu. Okuyor. Yani Mehmet abi demek istediği şu herhalde. Alem-i şehadet bütün bir kainata mı denk geliyor? Onu mu ifade ediyor herhalde? Onu demek istedi değil evet, mi? Evet. Yani onların kastettiği de bizim tarafı alem-i şehadet. Hayır. Alem-i şehadeti. Yani kompleti tek sayıyor insanlar böyle. Onun için zaten biraz garip oluyor. Yani şöyle ikisi tektir. Ağaçta çekildiği tek kabul ediyor. İnsan İnsan ve şeceri hilkat tek ya. Erba ve misal alemlerinin mecmundan ibaret olan melekuttur demişler. Erba ve misal alemlerinin mecmundan ibarete melekut demişler onlar. Ha? La ta'yun mertebesi olan ahadiyet Allah'ın zatını zatiyle bilme mertebesidir demişler. Bunu daha çok Fusus Hikem'de Lubulluk'tan ve İmam Rabbani Mektubat'ından vesaire 3-4 tane kitaptan aldığım şey bunlar. La tayin dediği başka bir gruplama mı? Sınıflandırma tek 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 şey yapıyorum yani herhangi bir şeyi takip etmiyorum bir şey izi değil. Her bir hamar aman her bir paragraf yeni bir şey. La ta'yun mertebesi, mesela la ta'yun şu, şualar 9. sayfada Allah ta'yun ve teşahhus ediyor ya, ta'yunu evvel, ta'yunu sani derler. Yani onların şeyi göster, bana şeyi gösterebilir misin? O şeceri hilkat, o yuvarlağı. Ha. Şuna ha'ud, la'ud, ceberut, melekut. Buna da bunu kabul etmemişler insan berzahtır falan. Böyle bir şeklimiz vardı. Bulabilir mi her şeyi? Tasavvufa göre yaptığınız bir şey var mı? Var mı? Nerede? Nerede vardı. Birazcık hemen bakarsam. Neyse bakma gerek yok. Çünkü ben, tamam. Bu yeni şey böyle. O tasavvufçuların belki daha bir şey yapmış ama şimdi mesela dedim ya bu bir bakayım bir daha. Bu alem-i şehadeti bunu komple şey yapmışlar ha. Onu buraya uygulamışlar. Hani o da var yani. Onu ben şimdi vacib-ül vücuda şey yapmışlar, onu buraya indirgersek nereye geliyor diye yapmışım Allah geçmişte. He, onu hiç karıştırmayacağım şurayı. Şu aralığı karıştırmayacağım. İnsan şimdi buraları kabul etmiyor. Çünkü niye? Zatla meşgul olduğu için Muhyiddin Arabi, Konevi vesaire farklı vacib-ül şey, vahdet-ül vücut yani vücut yoktur Muhyiddin Arabi ve Kolum. Gözüken yoktur İmam Rabbani Hazretleri ve Kolum. Yani anı kabul edemiyorlar. An. Yaşanmıştır, yaşanacaktır. Yaşanıyor. Açılamıyor. Hasan'a bizde mesela şimdi belki fotoğraflarla falan bu alem birleşti. Çünkü film dediğimiz şey aslında hani biz bu zamanın insanı olarak karelerden oluştuğunu gördüğümüz için an bize çok kolay geliyor herhalde.
Yani bazılar itiraz edecek İmam-ı Rabbani'nin sözümü. İmam-ı Rabbani'nin kabul etmiyor olur mu? Kabul ediyor da etmiyor. Çünkü anı kabul etseydi şuna vahdet-i şuhud diyemezdi. Gördüğümüz yoktur nasıl der. Ustad bunu mektubatta ikisini de ele alıyor. Yani vahdet-i vücudu şey yapıyor. Mesela dediği doğrudur, hakikat değildir diyor. Abi özür dilerim ama yani şey desek daha doğru olmaz mı acaba? Yani kabul etmiyor yerine görememiş. Yani öyle, onu da bana ağır geliyor. Öyle bu mi? Da ağır geliyor. Bu görememişler kabul etmiyor da. Kabul etmemek o da ağır geliyor. Ve o da yanlış benimki ifadem de. Evet. Nasıl yapıyorum? Ben de beceremiyorum. Ama sanki görmemiş daha uygun olacak. Tamam öyle olsun. İnsana mahsus bir şey göremez. Tamam göremez. Nasip olmamış. O zaman onu insanla ifade edeceğiz. Teşfi oraya varmamış. Evet. Yani şöyle, İmam-ı Rabbani Hazretleri hem şu vahdet-i şuhud demekle vahdet-i şuhuddur. Yani gördüğü şey yoktur. Vücuda teşmil etmemiş. Gördüğümüz vahdet-i. Vahdet-i vücut ise Allah'ın dışında hiçbir şey yok. Her şey haşa odur dedi. Hem o ost. Eze osttur. Ondandır diyebilmesi için anı kabul etmesi lazım. An yoktur. Bu basit geliyor ama neredeyse belki Osmanlı hepiniz şahitsiniz. Bir aydan beri an veya 15 günden beri andan bahsediyor. Hem bu tekvin sıfatından sonra tekvin ne zaman anlaşılır? Anı bilmeyle anlaşılır. Anı bilmesen tekvinle kudret arasında fark anlaşılmaz. An kitab-ı mubindir, kudrete bakar. Mazi ve müstakbel imam-ı bildir, tekvine bakar. Tekvine bakıyor. Şimdi vücut öyle bir sıfat ki, hani mesela ben bir sayayım, hatırlarsınız, hatırlamanız için yazıyorum. Zat-ı sıfatı Cenab-ı Hakk'ın zat-ı sıfatları vücuttur. Beka, vaktaniyet, muhalefetun il havadis, kıyam-ı bir nefs, bir de tekvin, kaç etki altı? Bir de beka. Beka. Beka ise bak vücut, beka, vaktaniyet, kıyam-ı bir nefs, muhalefetun il havadis, kıdem, tekvin. Beka, tekvin. Tekvin, yedi. Şimdi çok tuhaftır, yani ben baktığım kadarıyla da hepsi neredeyse vücuda, vücutla tanımlanabiliyor, muhtaçtır demeyeceğim. Mesela bekadır, kim? Vücudu bekadır. Vücudu demen lazım. Mesela kıdemdir, vücudu kıdem. Muhalefetun ila vadistir. Kim? Vücudu. Vücut acayip bir şey ya. Yani. Bir şey okuduklarımdan bir haletimi becerebilecek miyim bakayım? Kelama dökebilecek miyim? Bir haletimi paylaşmak istiyorum ama bakayım becerebilecek miyim? Allah'ın vücut sıfatı zat-ı sıfattır biraz önce saydığımız. Şuunattan sonradır. Şuunattan. Yani şöyle düşünün, bak. Mahiyet-i zatiye. Bu çıkmıştır. Ondan da sıfatı çıkmış. Sıfatı zatiye, sıfatı subutiye. Esma çıkmıştır. Ondan sonra ilk tayin evvel bu. Şey, tasavvufçular buraya. Tayin evvel, ilk taayyun. İlk zuhurat. Sonra aşağı zaman taayyun-u sani derler. biz de peki karşılığını söyleyeyim de ondan sonra kelamıma dikkat edeceğim. Biz çıkartıyorum. Gömleğini çıkart. Benim gömleğim. Atletini çıkar. Vücudunu çıkar. Hayatını çıkar. Aklını çıkar. Benim aklım. Benim ruhum. O benim ruhum diyen ruh değil. Ben olan benim. O bu işte. Geneli, bütün insanların, bütün varlığın yazılım olduğuna mecul denilir. Onun içerisindeki ben diyen ne? Ene denir. Melekut tarafımız.
mün tarafımız enaniyettir. Enenin mün tarafı enaniyettir. Enaniyet de gene bizim anladığımız lügat manasında gurur, kibir değildir. Enaniyet ruznamedir, takvimdir, hulasadır, haritadır. Tamam, tarafımız. Yani gurur, enaniyette hiç alakası yok. Yok. Da bu lügat işlemiyor. Zaten asla küfe alimlerinin kalıplarıdır lügat. Ben lügatla okumuyorum. İlk önce okuduk işte. Ama sonra okumuyoruz. Külliyatı araştırarak okuyor. Yani toplama yaparak lügat yapıyor. Risale-i Nur, Risale'ni izah etmeye çalışıyor. Bazı enaniyetli hocalar diyor mu abi? Üstadımız o manada da kullanıyor. Bazı enaniyetli hocalar diyor. Niçin söyledin onu anlamadım. Enaniyet kelimesini. Onu efan aleminde kullanıyor. Mesela aynı kelam. Kelam aynı ama anlamlar bu değil. Mesela yemek. Mülk ve melekut cihetine baktı. Tabi. He. O eylemde, efaldeki hali. Mesela melekutta, mülkte bir de eylemde var. Mesela esma, sıfat, efal ve asar. Mesela, neyse. Şöyle diyeceğim. Bir daha, Allah'ın zatı sıfatı ya, vücut, beka, vahdaniyet, kıdem gibi var ya. Bu, nerede? Zatı sıfatı değil mi Osman? Evet. Zatı sıfatı. Şu anlatta vücut yok. Mahiyeti zaten bilmiyoruz. Yok. Yani, vücut bizde ortaya çıkan bizim söylediğimiz Allah'ı kendimizde anlama adına veya anlama adına bize sönerilen tasnifat var. Zat-ı sıfat-ı. Mesela bize verdikleri var. Verdikleri de var. Vermedik gibi gözükenleri de var. Mesela tasavvufçular der ki Allah'ın subuti sıfatından bize vermiştir, zatı sıfatından bize vermemiştir. Nereye bak, ilmi kelamcılarda da vardır kısmen ama kabul etmezler ekseriyette ilmi kelamcılarda sözü. Tasavvufçularda çok geçer. Zatı sıfat bizde yoktur. Yoksa ben söyleyeyim şimdi. Var mı yok mu? Beka zatı sıfattır. Bende beka arzusu yok mu? Muhalefetun lil havadis. Bütün kainat insan merkezli çalışıyor. İnsana bütün varlık hizmet ediyor ama insan hiçbir şeye benzemiyor. Muhalefet etmiştir. Tamam. Peki insanın en itibariyle kıdemdir. Bir başı yoktur. Peki insan nedir mecul itibariyle? İnsan ise ne mahluktur ne vaciptir. Meculdur. O itibariyle kıdemdir. Başı yok. Hatta mecul değildir, insan da değildir. İnsan da değildi. Onun için ben kimiksin ki o kartalara? Risale-i Nur okuduğum için söylüyorum. Zatı sıfat itibariyle insanın enesinde vardır. Yani ruhu demiyor. Çünkü bakın bir daha söylüyorum. Beka, zat-ı sıfat yok mu bende? Beka istiyorum, istek var diyor. Sistem var, sistem. Vücut mesela. Vücuda layık değilsin ama vücudu anlamlandırır. İşte Allah diyeceğim şu. Vücuttan öteye bir şey. Al bu noktadan bakarsan ne olur? Buradan konuşmuyorum, o vücuttan konuşuyorum. Allah vücudu da yok. Şimdi bunu şey diyecekler ama. Çünkü vücut zatı sıfattır. Zatı sıfatın üstü şuunat ve mahiyet. Vücuttan öte. Öteye. Öteye yani yoktu demeyeyim çünkü yanlış anlıyorum. Bizde ne anlam yükleniyor? Çok ders oluyor. Anladım. Yani Adem'le vücut iki menzili gibiyse bu zat-ı Zülcelal'in, Adem'le vücuttan öteye bir şey, vücut da demeyeceğim,
Adem'den vücuttan öteye vücut demeyeceğim. Vücut değil. Vücudu bırakacağım. Peki. Oradan abi şey yapmak için vacip kelimesi geliyor bu sefer yani onun o tarafa geçince. Evet. Vacip bir vücut oluyor. Vacibi. Vacip vücudu biz diyoruz ona. Orada vacip vücut da yok. Yani o tarafta böyle bir vücut ifade edilecekse vacip deniyor. Ha öyle değil. Bu mevzulara şahit eden, konuşturan Allah'a sonsuz, nihayetsiz hamd olsun. Bak, Cenab-ı Hak bazılarını kendi esmasıyla, sıfatıyla, efaliyle, asaliyle meşgul ederken çok az insanları zatıyla meşgul etmiştir. Mesela Üstad Hazretleri ne güzel diyor, diyor ki Muhyiddin Arabi doğru şey yapmış. Görmüş değildir. He? Söyledi doğrudur. Fakat hakikat değildir. Bu sefer hakikat değilse doğru nasıl oluyor? Doğru ise hakikat değildir nasıl oluyor? Tamam. Çok tuhaf değil mi? Tabii. Çatışıyor gibi. Hakiki şey sabit etin. Esma'nın zuhuratları bu adeti ilahi noktasında hakikat değildir. Çünkü Esma'nın cilve ceval nakşi vardır. Adam bunu, şunu usta şöyle demek istiyor. Yani bu insan bu Esma'nın cilve ceval nakşi ve sanatı efal ve asar asar aleminden çıkmış, bunu zatıyla meşgul etmiş Cenab-ı Hak. Zatına, zatı sıfatlarına aynadarlık ediyor. Onun için diğer vücutlara vücut demediği için onların adı da hakikattır. Hakayke şey sabit etun, yani eşyanın vücudu hattır. Çünkü Esma'ya bazardır. Esma'nın zuhuratlarını görmüyor ki, zata bakıyor. Zattan başka, zata muhatap olan mesele başka çekiyorum. Güneş tutun, düşünün tepemde güneş. Güneşe bakıyorum, gözüm zorla kamaştı. Bu lambaları görür müyüm? Kenarda lambalar var. Güneş şiddeti zuhurundan gözümü tamamen kör etmiş. Şiddeti zuhurundan insan ışığın şiddetinden kör olur mu? Kör karanlıkta olur. Ya öyle bir karanlığa girdim ki bodruma. Gözüm görmez oldu. Yani görmez ne demek? Karanlık. Ha kör, ha zifiri karanlık. Fark eden var. Gözüm görse ne olur? Karanlık bakın. Zifiri karanlıkta olan bir insan kördür. Veya ışık altında kör, gene kördür. Bir daha. Zifiri bir karanlıktı bir depoda, gören göz kördür. Her taraf aydınlanmış bir salonda kör, kördür. Yani Allah Allah. Çok enter. Yani zıtlarla biz fark edebiliyoruz her şeyi abi. Evet. Yani her taraf bembeyaz olsa bizim için kördür. 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 İlle kör olması, ya ben körüm yetmiyor. Benim görmem yetmiyor. Yani zifiri karanlık odada körsün. Şiddetli nurda da körsün. 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 O zaman görme iki şeyin denk gelmesi, mekanın ve gözün denk gelmesi, eşit seviyeye gelmesi gerekiyor. Onun için Allah şu nur olan güneşten de daha şiddetli olduğu için gözükmüyor. Gözükmemesinin sebebi gözüken zatın problemi değil, gören kişinin sorunudur, benim sorunumdur. Hasan abi, Allah-u Teala kabiliyetsizliğimiz. Allah-u Teala Hasan abi. Evet, kabiliyetsizliği. Allah-u Teala bütün bütün zıtsız ya Hasan abi. Evet. Bakın hiç zıt diyor. Mesela bir hayal edin Hasan abi. Her taraf kar, bir dağdasınız. Her taraf kar. Bembeyaz. Yönünüzü bulamazsınız Hasan abi. Dümdüz bir vadi, her taraf kar, her taraf bembeyaz. Yani hiçbir zıt yok. Rüzgar da düzletmiş. Düzletmiş. Kesinlikle yönünüzü bulamazsınız. Yani Allah-u Teala'nın zatında kesinlikle zıtlık yok ya. Zaten sonsuzluğu bundan kaynaklı. Dolayısıyla orada farkındalık yok bizim aklımızda. Onun için mesela Allah efal aleminde, asar aleminde, beşeriyet dünyasında Allah gözükmez. Sebebi şiddeti zuhurundan tesettür etmiş. Yani şiddeti zuhurundan gözükmüyor. Yani işte bu zor işi yapmış. Çok açık olan çok gizli olabilmiş. Bu zor işi yapmış.
Mesela şöyle diyeyim, Allah'ın zor işi yaptığına başka. Bir hiçbir şey yapmaması daha kolayken bir şey yapması zor değil midir? Elektrik bile, elektriği okuyanlar bilir. Şimdi elektrik böyle yollarla kabloyu koysa, elektrik zor dirençten geçmez, gitmek istemez, gitmiyor. Kolay yolu seçiyor. Şimdi yapmaya göre yapmamak daha kolay iken, Allah yapmaması daha kolaysa ona iken, yapması zor iken Allah yaptı. Allah var iken gözükmesi yolu kolayken, var iken gözükmemesi zor yolu tercih etmiş. Yani gözükmemesi görmeye çalışan bizlerin sorunudur. Yani şiddeti zuhurundan güneş bizim gözümüzü kör eder. Bunu fotoğraf stüdyosunda da şey yapar. Şiddetli bir ışık insanın gözünü kör eder. Beyefendi diyor, bir 10 saniye sabretin diyor böyle, tamam mı, fotoğraf çekecek. O projektörün 10 katı ışığını düşünün ve önünüze geliyor. O yandan değil, iki tane yan koyar. Ondan sonra 10 katını düşün ve önüne koymuş. Göz görür mü? Şimdi göz nurdan kör olur. İlle zulmetten kör olmaz. Bir şey söyleyeyim mi size? Zulmetteki körlükten daha iyi. O daha iyidir karanlık. Şiddetli nurdan kör olmak insana eleme inkılap ettirir. O çok daha şey, zor. Yolda giderken bizim Süleyman kardeş çok güzel seçildi buna örnek. Yani hep biz karıştırıyoruz ya. Dedi ki anlamadım. Yok dedi, galiba yanlış söyledim. Anlatamadım. Şimdi ben anlamadım deyince karşısı ne anlıyor? Halbuki ben ifade edemedim. Yani kendimden kaynaklanan bir şeyi başkasına yüklüyorum. Evet. Bizim zaaflığımız biz oradaki şeye yüklüyor. Allah-u Teala'nın gücünü göremem. Bizi sanki ondanmış gibi görüyoruz. O, sorun ondanmış gibi zannediyoruz. Evet. Bizden kaynaklanıyor. Bizden kaynaklanıyor. Azamet ve kibriya lüzumunu bile yapabiliriz. Evet. Tayyun-u eve vahdet demişler. Allah'ın zatını, sıfatlarını ve bütün varlıkları ayrım söz konusu olmaksızın kül halinde bilme mertebesi iken, taayyun-u sani mertebesi olan vahidiyet ise vahdet mertebesinde külli olarak bilinen şeylerin ayrıntılı olarak bilinmesi mertebesidir demişler. Ne dedi? Amin. Bir daha abi, bir daha. Tayyun-u evvel mi okuttunuz? Evet, tayyun-u evvel, evet. Vahdet. Sonra tayyun-u saniye geçtim hemen. Hemen geçtiniz mi? Hemen altında zaten. Bak, tayyun-u evvel vahdet demişler. Allah'ın ne demek? Allah'ın zatını, sıfatlarını ve bütün varlıkları ayrım söz konusu olmaksızın tayyun-u evvel. Tamam mı? Olmaksızın kül halinde bilme mertebesi iken budur. Yani Allah'ın ilk tayyunu kendi sıfatları. Evet, ilk sıfatları. Tayyun etmiş, ilk sıfat olarak tayyun etmiş. Tayyun etmiş. Yani zatından çıkmış bir derece. Evet. Tayyunleşmiş, sıfatlar tayyun. Sıfatlar. Allah tayyunla beraber okunursa daha şey olabilir abi. Öyle la'yı okuduk. Unuttuk gibi biraz da. La tayyun okuduk. Ha okuduk da. Ha. Böyle bir. Ha beraber. Şurada teyneşti. Nasıl abi doktor? Ha böyle zatının zatıyla dedi ya bir la tayyunda. Onunla beraber bir daha hatırlarsak daha anlaşılır olabilir tayyun evvel. He. Şimdi la tayyunu okuyayım. Ha evet abi. Mesela la tayyun mertebesi olan ahadiyet, ehadiyet demiş. Ahadiyet Allah'ın zatını zatiyle bilme mertebesidir. Allah olmak lazım. Allah olması lazım Allah'ı bilmesi için. Zatını zatiyle biliyor. Haşa, haşa, haşa. Allah olmayan Allah'ın, Allah'ı bilemez, zatını bilemez. Zat olmadan zatını bilemez. Sıfatlara bürünen sıfatları bilir. Yani şöyle bir düşündüm ben, bu sabah başım da döndü. Böyle döndü dedim, döndü yani. Başım döndü diyorum size. Teşbih olarak kullanmıyorum öyle. Başım döndü yani. Hatta salondaydım, dedim içeriye gireyim de dedim bir yüzümü yıkayayım deyince lavaboyu tuttuğumu hatırlıyorum, başka tutamadım. Yani bak,
şey düşünüyordum, oturmuştum. Şöyle baktığım zaman şu denizlere, her tarafa. Yani bu vücut, bu vücudu mutlaklıktan çıkaran vücudun içine Adem koymuş. Ademlerle dolu burası. Çünkü vücut mutlak olur. İlmin içerisine, bizim ilmimiz içinde mutlaklıktan çıksın diye, mertebelensin, beşeri mahluk ilmi olsun diye cehalet koymuş. Vücuttan, mutlaklıktan çıksın diye ademler koymuş. Ademlerin derecesine göre vücut mertebelenmiş. Doktorum, Fikret'im, şöyle baktığım zaman hakikaten bu var mı? Yani Allah'ın vücudu Adem'den de vücuttan da öteye şey de değil, öteye. Yani nasıl bir şey yapınca sebep-sonuç ilişkisine alet olan bir akılla anlamaya çalışınca kendisi sistemi bozuluyordu. Onun için döndü. Fazla kaptırmıştım ki. Akıl aletler arkadaşlar. Diyor ki akıl kalbe. Benim diyor kanadım yok diyor. Ayağım var diyor. Ben gelemem sizin gittiğiniz yere diyor. Bana gittiğiniz yerde biraz anlatın. Cebrail öyle demedi mi? Dur. Ey Muhammed. Muhammed. Ben gelemem sen git. Geldik, gelince ne dedi? Ey arkadaşım biraz anlatsana bana. Aynı şey aslında. Aynı şey. Tam tıpatıp aynı. Tıpatıp aynı şey. He. Ben anlatsana. Yani benim ayağım var diyor. Kanadım yok mu ya Muhammed? Ondan sonra anlatamam ya Cebrail. Çünkü o seviyede oldu. Anlatılamadığı için. Ondan sonra dedi ya ben sana bu kadar şey yapmadım mı? Orada da bayık tip iltimas istiyor. Ya ben sana Kur'an'ı getirmedim mi? Ben sana şöyle arkadaşlık yapmadım mı? Bana niçin şey yapmadın falan. Deyince işte nereden getiriyordum abi onu? Ondan sonra şunu söylemiş. Dedi ki bana Kur'an kadar Kur'an verildi ama anlatmaya mesul değil. Peygamber şimdi böyle diyorlar ki bazen o da insandı. Hakikaten mi diyorum ben de. Affedersin kusura bakmayın böyle de. Vallahi mi yani hakikaten insan mıydı? Lan ayet de söylüyor zaten o da insandır diyor. Sizin gibi bir insandır. Ama donanımı muhatab-ı ilahi perdesiz. Abi bu adetullah. Allah-u Teala subuti sıfatlarını vermiş bize, zati sıfatlarını ayan etmemiş. Evet. Vermemiş değil ama. Meydana çıkartmamış. Peygamber Efendimiz adetullah'a uymuş, verecek vermesi gerektiği kadarını vermiş, vermediklerini tespit edelim diye. Üstad da aynı şeyi yapmış Hasan abi. Risale-i Nur'ları vermiş, okuyarak manaları çıkartmayı bize bırakmış sanırım anladığım kadarıyla Hasan abi. Yani mesela bunu yapamayan, bu adetullah'a tabi olamayan, mesela Muhyiddin Arabi'nin tarzı oluyor sanırım ki o dışlanmış ve hakikat doğru ama hakikat değil. Evet, söylediği doğru. Ama hakikat değişikliğine gelmiş abi. Bu her şey zıddıyla biliniyor ya sen abi. Bu 31. pencere, insan penceresini anlatırken hani 3 tane nokta var. Birinci noktada yani insan 3 cihette esma aynen arada zıddiyet noktasını almış birinci yani. Yani bu zıtları fark edebilmek zati noktada çok ehemmiyetli. Evet, çok. Şu kırmızıdır, doğrudur. Ama hakikat değildir. Hakikatte kırmızı olan güneşin kırmızı rengini gösteriyor. Hakikatte zıttını gösteriyor. Yani bu şeyin zıttıdır. Kırmızının zıttı olan renktir esasen. Yansıttığı kırmızıdır. Hakikatte kırmızının zıttıdır. Şeye benziyor. Beyaz diyen bir renk yok ya. YouTube'da da böyle video var. Eski bir okulda da yapardık böyle küreyi çevirdik. 7 tane rengi karıştırdık. Böyle koy, küre gibi yap, çevir. Şimdi YouTube'da da çevir 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 geçen birisi gösteriyor burada. Çevir çevir beyaz. Bütün renkler yok oluyor. Hepsinin cemi. O zaman beyaz nedir? Gölgedir. 7 rengin hulasasının gölgesidir. Sıfattır değil mi? Hatta karanlığa gölge derler. Siyahı göstermek içindir beyaz. Karanlığa gölge derler. Oysa
Acaba karanlığın gölgesi olmasın nur? Peki. Bu güneşi sıfat misali veriyor ya sana, ben hep oradan gidiyorum. Yani biz bu dünyadan çıksak, semaya her taraf Adem, yani güneşe sadece baksak hiçbir belirleniş yok. Direkt sadece beyaz var yani. Yani o sıfatı biz ancak hani oradan gelen şeyleri... Çok antika söyledi yani, kalemde kırmızı diyor. Dedi, gördüğü doğrudur. Hı. Ama hakikat değildir. Bu renk de dediğim bak bu budur ama bu işte bununla zatıyla alakası yok. Bu güneşten gelen şeyin kırılmasından ortaya çıkan benim farkındalığım. Evet. Bunda böyle bir şey yok. Yok. Hakikatta doğrudur ama hakikat değil. Evet, değil. Doğrudur ama hakikat değil. Bu ya usta. Üstad ama ya. Vallahi üstad. Çok tuhaf. Acayip ya. Yani bunu diyebilmesi için ne demek biliyorsun? Dediği doğrudur ama hakikat değildir diyebilmesi için orayla burayı beraber görmesiyle söyleyemez. Ne yüksek, ne derin, geniş. Mahiyetteki diyebilir abi. Allah. Mahiyette olan evet. Yani Osman burayla ikisini... Sürekli hakikatı karıştıranı fark eden mahiyettedir yani. Ve sıfat Esma'yı da çok güzel ayırmış. Yani sıfattan geldiğini Esma'nı çok güzel göstermiş. Şimdi Cemal'in akışını... Yani bazıları çok iyi anlar ama anlatamaz ya. Evet. Mesela bazı çok iyi anlatır ama anlayış gibi biraz şey olur. İkisini Allah çok az insana vermiş. Çok iyi anlayışı var, çok iyi de anlatıyor. Elhamdülillah. Yani ustatta bu var. Kainattan örnek getirmiş. Çok acayip. Ve kendisi kainata ama kendisinden. Mesela Einstein'ın bak şey yanlış da yaldan bu. Doğru bir sözü var çok antika. Hani derler ya anlatamıyorum delildir falan. Bu diyor anlayamadığına delildir. Çünkü bir insan bir mevzuyu ne kadar iyi anlarsa o kadar iyi anlatır. Derindir, incedir, bu anlatılmaz diyen anlamamıştır diyor. Benden haklı diyor. Ben de inanıyorum. Zümeyir abinin öyle bir ifadesi söylenir de abi yani. Nedir? Birisi çok izah ediyorsa yani çok aşırı derecede o konuyu anlamadığının şeyiymiş diyor yani. Evet. Yani anlamaya çalışıyor. Yani az sürede belagatlı bir şekilde ifade edebilir diyor evet. Yani. Evet. Şimdi la tayyun mertebesi tayyun yok. Nedir o? Allah mertebesidir. O Allah'ı Allah ile bilinir. Allah olmayan Allah'ı bilemez. La tayyun. Bunu bize nereye geliyor? Şeydir. Mahiyeti zatiye denk geliyor. Hatırlarsınız hemen. Sonra tayyunu eve bu işte tayin olmuş ama ilk tayin. Vahdet bu. Allah'ın zatını, sıfatlarını ve bütün varlıkları ayırım söz konusu olmaksızın külli halinde bilme mertebesidir. Bu da işte tayin evvel. Bunu eğer vacib vücutta düşünürsek şu anda zatiye denk geliyor gibi. Değil mi Osman? Tayin evvel ilk tayin mecul demiştiniz. Demiştiniz. Yani şimdi vacib vücuda şey yapıyoruz. Mahlukatta değil. Zat konuşuyoruz. Vacib-ül vücut. Şimdi biz buradan sıyrıldık. Yani mecul yok. Esma, sıfat, şuunat, mayit. Konuşursun. Orada beş tane şey söylüyor. Şu yani la ta'ayyum. Hasan abi şu mu? Ben şu dar kafayla şunu anlayıyorum Hasan abi. Allah tayin etmiş bende. Öyle mi abi? Tayin etmiş bende dediğim noktada ben varım. Ama la tayyun dediğim zaman ben yokum. Tayyun kendisi yani aslında tayyun ben olmayınca tayyun da olmuyor. La tayyun. Ehadiyet sırrıyla şahit oluyoruz yani zat oluyor. Direkt zatla aynı darlık oluyor mesela. Bunu mu anlamamız lazım? Yani ifade edebildim mi bilmiyorum. Biraz gidelim de ondan sonra. He desem de antika, yok desem de garip. Mecul yani. Mecul. Merzat. Çok garip ya. Yanlış dahi olsa, bu yanlış. Bunlar doğru olduğundan zaten bilmiyoruz. Kim onaylamış ki beni? Tamam ama. Güzel olan ne biliyor musun? Allah'ı anlamadığına zevk veriyor bize Yasin abi. Anlamadığından zevk alıyorum.
anlamamın mertebesinde terapi. Şimdi şu, kalkmışsın, kalkmışsın. Bu işte neresiyiz, Erdek mi, neresi mi? Ha buraya gelmişsin. Bununla meşgul ettiriyor. Bu yılbaşı günü. Yani nasıl şükretsin kahaz? Çok acayip. Tayyul evvel, vahdet yani, Allah'ın zatını, sıfatlarını ve bütün sıfat, varlıkları ayrım söz konusu olmaksızın külli halinde bilme mertebesi ki bu bize şey geliyor, şumunat-ı zatiye geliyor. Sonra tayyun-u sani mertebesi olan vahidiyet ise vahdet mertebesinde külli olarak bilinen şeylerin ayrıntılı olarak bilinme mertebesidir ki bu da sıfatlardır. Şuunattan sıfata indi. Zaten vahidiyet diyor, biliyorsunuz. Vahidiyet, kendileri bu cümle onların. Vahidiyet, vahdaniyet, zat-ı sıfat. Mevcudat-ı ilmiye tabir edilen, onlar mevcudat-ı ilmiye demişler. Aynı mevcudat-ı ilmiye Risale'de geçiyor. Onlar ayan-ı sabiteye demişler. Ayar-ı sabit demişler. Mevcudat-ı ilmiye biz de peki ilmi vücutlar meratib-i ilmiye mevcudat-ı ilmiye onlar ne demiş Osman? Ayar-ı sabit. Peki bize nereye denk geliyor? İmam hangi şecer-i fikatte nereye denk geliyor? İmam Mübin mi? Lef-i mahfuz. Hayır. Lef-i mahfuz ispat. Mevcudat-ı ilmiye. Mevcudat-ı ilmiye. Evet. Yani lef-i muhafizmata mı? Daire ilmi demiştim. Daire ilmi denk geliyor. Ayağını sabite, daire ilime denk geliyor. Ben lef-i muhafız biraz aldatıyordu beni, değil. O tasavvufçuların ayağını sabitesi bizim daire ilime geliyor. Çünkü mevcudat ilmiye diyor. Mevcudat diyor. Mevcut dese diyor. Sadece sıfat diyeceğiz. Mevcudat ilmiye ama Risale'nin tabiri. Tabii ki mevcudat ilmi bizim. Tamam. Ha, onların ayağını sabiteti. Ne diye tanımlıyorlar onları ayağını sabiteyi? Ayağını sabite mevcudat ilmi anlattıkları şey ayağını sabiteyi anlatıyorlar ya. Ha. Ayağını sabite hazrettir. Ayağını sabite hazreti. Yani o ayağını sabitesini okursam ben şimdi ne yapıyorum? Koca bir kitap sana kulasa ettim. Şimdi tasavvufçuların ayağın sabitisi nedir diye öğrenmek istersen... Yok yok, şunu demek istiyor abi. Yani şöyle dikkatlerde kullandınız ya, o tabirler onların tabirleri ya. İşte ahadiyet, Allah'ın zatın gibi. Mevcudat, ayağın sabitinin de onlarca ifade edilmiş... Ayağın sabiti ifade edilmiş, ayağın sabiti çok geçiyor onlarda. Çok geçiyor. Mesela yani sistem oluşturuyor zaten. Ayağın sabitinin üstünden yürüyorlar. Yürüyorlar. Yani. Risale-i Nur. Ayağını sabit için mevcudat-ı ilmiye demiş ya, biz tekrar Risale-i içinde mevcudat-ı ilmiye nereye denk geliyor şecere-i hilkatli diye düşünecek olursak o da daire-i ilim oluyor. Sebebini nasıl çıkarttın biliyor musun? Lef-i mahfuz da Osman öyle düşünüyordu, okudukça onun şeyini okudum. Ya yani ben size belki de saniyede, 10 saniyede bunu söylüyorum ama belki 1-2 hafta uğraştım şuna ve ay. Niçin biliyor musun? Nasıl buldum biliyor musun? Lef-i mahfuz mudur, daire ilimi? Şuradan bu, Allah nasip etti veya öyle zannediyorum. Onlar anı kabul etmedikleri için, an mevcudat ilmiye de var. Yani lef-i mahfuzun iki tane defteri var ya, İmam-ı Bin, Kitab-ı Bin. Ama Cemil lef-i mahfuzdur. Onlar yaşanmıştır, yaşanacaktır, an yoktur. Tamam. Bunu dedikleri için vahdet-i vücut demişler. Ama bu zatın bir tayini vardır. Hazret, beş tane hazret, Hahud, Lahud, Ceberut, Melekut, Nasut. Şimdi bunların ayağını sabite dediği Hahud, Lahud, Ceberut'tan sonra. Şimdi anı kabul etmiyorlar. Lef-i mahfuzda
iki defteri ya. Levi Mahfuz'un ilk zuhuratı daire-i ilimdir. Onu fark ettiler. Anı sanki fark etmişler gibi. O zaman ayarı sabit edilmişler. Kısacası anın belirlendiği en açık yer mevcudat ilmiye tabir edilen daire-i ilimdir. Levi Mahfuz değil. Çünkü Levi Mahfuz'u İmam-ı Bin, Kitab-ı Bin Kur'an'da geçiyor diyor Ustad. Ama var ya, çoğu ulema demiş, ikisi birdir demiş. Lef-i Mahfuz'u tek kabul etmiş. Ama ayrım nerede olmuş farkındalık? Daire ilimde olmuş. Onların aleminde. Abi ayarı sabite. Dolayısıyla ayarı sabite bizim karşılığımız delillerimi yapmaya çalışıyorum. Ve daire ilim. Hangi vücut mertebesidir abi? Daire ilim. İlmi vücut. Vücut mertebesi olarak. İlmi vücut. Yani melekût, nasut diye onlar... Ceberut. Ceberut mudur abi? Ceberut. Sıfat dediniz Ceberut'tan. Ceberut sıfat Çin'i. Alem-i Şehadet'i uygularsak şöyle yapayım ben. Bak. Açayım mı? Yok. Ceberut Lef-i Mahfuz'a denmiş. Cebredici güçlerin cemi demektir. Mesela kuvve-i akliye cebredicidir. Onun tazikinden kurtulmaya çalışıyoruz ya. Ceberut Lef-i Mahfuz'a şey yapmış. Mesela uygularsak bunu Cebe-melekut şeydir, alem-i gayb yani. Yani cennet, cehennem, alem-i erba, alem-i sal, melekut, ceberut, lef-i muhafuz. Yani bizdeki şey. Lef-i muhafuz, peki niçin sıfatlar dedik biliyorsun? Kelam sıfatının en zuhur yeridir lef-i muhafuz. Değil mi hatırlarsınız Risale-i Nur'da? Lef-i muhafuz niye? Kelam sıfatıdır. Muhiddin Arabi Lef-i Mahfuz'a yani kelamın azami tecelli ettiği yer Lef-i Ezeliler olduğu yer Lef-i Mahfuz Lef-i Ezeli nerede geçer? 16. ciplemada geçer. Lef-i Ezeli'ye nadiren girer diyor. Şey gibi mi düşüneceğiz abi? Yani eğer yani şöyle yapmaya çalışıyorum. Bir vacip karıştırmanızın sebebi haklısınız. Vacip vücuttan konuşurken Şeceri hilkate indim. Ha, onu ayıralım ki. Bak. He yani karış. Yani onu bir şey yaptım. Mahiyet tarafı mesela ilimde muhtemelen ama ilmetteki göründüğü tarafı yani mevcudatta tarafındaki kısmı şeyde. Sıfatta. Yani, değilse ilim sıfatında. İlim sıfatında. Onun için ayağın sabite. Evet. Sıfat mertebesinde ceberutta diyebiliriz mahiyet itibariyle. Evet öyledir. Öyle. Yani ilim şeyleri. Şimdi mesela şey olmasının sebebi şu oldu herhalde. Bir zatı tasnif ettim. Hahut, Lahut, Ceberut, Melekut. Hahut bizde mahiyet-i zatiye, Lahut şunat-ı zatiye, Ceberut sıfatlara, Melekut esmaya, Nasut da mecud ve alem-i şehadet demiş, tekke indirmiş. Şimdi bunu bitirdik. Bunu kaldırdım rafa. Şeceri hilkate uyguluyoruz bunları. Hani zuhuratlar. Evet. Ondan sonra Ceberut Lef-i Mahfuz'a denk geliyor. Daire-i misal dediniz. Hayır şey. Ayağın sabite. Değil tamam. Ceberut olarak. Ceberut. Şey daire. Çünkü daire-i ilim de Lef-i Mahfuz'un dairesi ya. Evet. Tamam. O komplesine şey geliyor, denk geliyor. Yani biraz zor oluyor yani Risale-i Nur'la tasavvuf. Tabirlerini kıyasla gitmeye çalışıyorum. Vücud ilmi. Buraya yazmışsınız Allah'ın sahibi. Yazmış mıyım? Aha. Bak. Daire ilmi yazmışsınız. Bak ne kadar o zaman da uğraşmışız demek. Demek ki siz yazmamışsınız abi. Yani bak şimdi ben daha yeni uğraştım buna. Orada var mı? Nerede var abi? Masum abi ya. Allah. Aslında bunu eski kafayla göre Lef-i Mahfuz'a koymam lazım. Bu hakikati midir abi? Bu hakikatidir. Öbür de mahiyeti Osman dedi, Osman dedi, doğru söyledi. Bu hakikatidir. Mahiyeti ise sıfatlarda. İlimde. İlimdedir. İlim sıfatında. İlim şeyde, Lef-i Mahfuz. Yani Ceberut'ta. Ceberut'tadır. Lef-i Mahfuz'da mı abi? Yok, ilim ya. Yani vacip olursa... Mahiyet tarafındaki karşılığı desek ya. Evet. Mahiyet mi diyeceğiz? Aslında karşılığı. Sureti, hakikati, mahiyeti gibi gitsek biraz daha şey oturur. Güzel, evet. Yani mahiyeti, ilim sıfatı. Evet. Mehmet'im, onu da yapacağız da. Hakikati, daire ilim. Yazacak imkanım ya.
tahta bir sureti. Hakikati daireyi iyi mi olsun? Bu kafana şeysi mi? Şimdi yok yani. Defterim olacak ki ben şey tahtam ki. Böyle biraz daha. Bir dahaki ne tahta? Tamam yok burayı istemiyorum. Bunu İstanbul'da yapacağız. Tamam inşallah. Yeter ki böyle yerlere bazen gidelim böyle. Elhamdülillah. İyi misiniz? Ne haber? Çok iyiyiz abi. Tamam. Murat ne haber? İyi misin? Tamam. Tamam, Adem'imizde, Adem'imizde vücut var ya. Ha, Adem'imizde vücut. Zor şey, bilmediğimizde terakki etmeye çalışıyoruz. Adem'imize doğru işliyoruz. Bilmediğini bilmeyle terakki var, biliyor musunuz? Adem'de vücut var çünkü. Ha, Adem'de vücut var. Çünkü cahilliğimizi bilmenin mertebesinde gidiyoruz şu an. Gitgide büyüyor şey. Mertebe derinleşiyor ve büyük ihata edemediğimizin farkına varıyor. Murat'ın çok acayip bir şey verdi. Çünkü Adem'de vücut var. Allah razı olsun. Adem'imizde Murat diyorum dün akşam acayip bir ışık verdi bize. Yani Adem'de vücudu bulmak hakikaten bizim şeyimiz yani. Yani kendimizi tarif anlamak. Değil mi? Aynen. Adem'de vücudu buluyoruz. Şimdi görenlerle... Yani aslında biz bilerek bulacağız zannediyoruz ya. Oğlum bugün kayıt koyuyor. Aslında bu derslerle bildiklerimizi olumsuzlayarak, sıyrılarak şöyle bir şey var. Başka bir şey biliyoruz. Bildiklerimiz arkada şahit olduğumuzu bilmiyoruz. Küçülüyor. La ilahe. Bilmediği la ilahe. Büyüyor. Yani bildiklerin arkada küçülüyor. Bilmediklerin büyüyor ve üstüne daha büyük bir şey çıkıyor. Allah Allah. Çok korktum. Yani gibi. Böyle bir şey. Korktum. Yani aslında o zaman bu Adem'ine doğru gitmek gibi. Yani Adem ve vücudu fark etmek gibi bir şeye doğru gidiyorsun. Şimdi sen batıyorsun. Büyük bir iş adamısın. 10 trilyon batırıyorsun. Ha 10 trilyon, ha 10 trilyon, 10 milyon ekstra. Ne fark eder? Ne uğraşıyorsun? Sakın gidelim çay içme. Hadi bakalım. Bu la ilahe de kâbüke melekütçe diyor. Ne kadar siyah olursa o taraf, bu taraf o kadar şeffaf olup o da gözüküyor. La ilahe ne kadar diyebiliyorsan illallah o kadar. Neyi olumsuz diyorsan o kadar olumluyorsun. Olumlayabilirsin. Vücut nurları Adem'in Adem'de ancak. Yokluğunu bilirsen o nispetle var olursun. Kendine vücut rengini verdiğin o kadar dibe gidiyoruz. Çünkü esas vücut nurları Adem'de var yani. Allah Allah. Şu anda ilmimizle cehaletimize varmaya çalışıyoruz. İlim cehalete hizmet ediyor. Varlığını ne kadar anlarsan Allah'tan tövbe estağfurullah. O kadar uzaklaşıyor musun aslında? İlimle ilmi bilmek yolu herkesin işidir. İlimle cehaletini anlamak yolu her kişidir. Zordur. Yani ilimle bilmediklerini bilmek de acayip bir ilimdir. İmam-ı Gazali'nin sözü der ki, ilim bilinmeyenlerden başlar. Bilmiyorum demekten başlarmış. Alim onunla başlarmış. Biliyorum diyorsa koyun kenara onu. O kayıtlamıştır kendisi. Kendisini kayıtlayan ben biliyorum diyendir. Bir ekol değiller diye bir ekol. Bilmeyenler, la edriler. Şey, bir tane o söz var da Kadı İbni Tayyip demiş abi. İlim üç karıştır demiş. Üç karış. Birinci karışını öğrenenler kibirli olurlar. İkinci karışını öğrenenler mütevazi olurlar. Üçüncü karışını öğrenenler ise aslında bir şey bilmediklerini öğrenmiş olurlar. Hangisisin gafur sen? Birinciyim. Burada üçüncü. Olduğum yere göre çektim değişiyor abi. Yıkanım mısın? Köye gittiğim zaman birinciye giriyorum. Hayır, milletin içinde değil mi? Milletin içinde. Tamam. Ne kadar güzel bir tarz. Çok acayip. Çünkü gururlu ve enaniyetlerin yanında tevazu yapmak doğru değildi. Burada kibirli olacaksın. Kibirli derken halkın anladığı kibir değil. Estağfurullah sen daha bilme. Cahillere tevazu yapılmaz. Cahillere tevazu yapılmaz. İnanır öyle. Estağfurullah sen daha biliyorsun. Bu imam o. Lan okumayı bilmiyor ya. Met yok, ihfa yok. Met olmayınca namazsız olmaz ki. Olmaz. Orada tevazu kaldırmaz abi. Mesela T ile I'yi karıştırıyor. Nasıl imam olacak? Evet. Şöyle, ihdine sıratel müstakim. İkisi de T. İhdine sıratel müstakim T.
karıştırmış. İyâk çekmiyor, met yok. İyâke nâbudu ve iyâke nestâin. Tamam, ümminin ümmiye, cahilin cahile imameti caizdir ama şimdi bunu fark etmiş insanlar imam olmadı, paldır küldür. Evet. Haddini bilmek ne kadar bize bir şeymiş. Bir Cenab-ı Hakk'ın bizzati kendi nazar-ı dakikanesiyle mevcudata bakıyor Allah. Yani Allah bir kendi Allah Allah olduğunu biliyor. Allah Allah olduğunu bilmekten hasıl olan lezzet ve haletle Allah'lığına bakıyor. Bir böyle bilmesi var onun. İkincisi ise muştak, muştak seyirci ve mutahir istisal edicilerin müşahadesiyle müşahede etmekten hasıl olan vücudu var Allah'ın. O da sıfatlarını oluşturuyor. Bunu çok irfan kulaklar çınlasın, şöyle bir şey yapmıştı. Allah bizzat kendi dekayı karşınasıyla bakarken, bilirken hiçbir şey yok. Mahiyeti zatesinden başka bir şey yok. Allah Allah olduğunu biliyor mu? Biliyor. Allah Allah olduğunu bilmekten hasıl olan ve Allah'a mahsus olan lezzet-i mukaddesesini düşünün. Mesela ben buyum. Bir kuvvet istidadım, bir fiil çıkınca ne kadar zevk alıyorum, becerebiliyorum. Bunu yapabildim, yazdım, dedim. Yani bir kuvvet, bir fiil. Şimdi haşa, şeyde söylüyor, münacatta söylüyor. Ne üçgüzardır diyor. Ne becerikli yani. Allah Allah olduğunu bilmekten hasıl olan ve Allah'a mahsus olan lezzet-i mukaddesesini düşün. Yani Allah Allah iken, Allah Allah'tır, tamam mı? Daha zuhuratlar yokken, yani mahlukat yaratmadan önce, onun sıfatı, esması bilmiyoruz. Ha, bu kendinden kendine olunca buna şey deniliyor, kendine dekayı karşınasıyla bakmak, onun dediği doğru olabilir ama bu mertebede bize alakadar etme bilmiyoruz. İkincisi Allah'ın muştak seyirci ve mutahir, bak muştak seyirci, mutahir istisal edicilerin yani insanın müşahadesiyle müşahade etmekten hasıl olan bir vücudu var. Bizce yani. Bize bakan taraf. Bize ve ona. Mesela şöyle, bir Allah mevcudatı seyrediyor mu abim şu dağları, hı hı. Şu denizi, buna ne diyorlar, erdek mi bu? Edremit güre. Edremit güre. Şimdi bu edremit güreye bakıyor, Allah bakıyor mu? Bakıyor. Bir böyle bir dekayı karşınasıyla bakıyor. Bir de bizim gözümüzle bakıyor mu? İkisi farklı değil mi? Neticesi. Allah-u Alem kendisi bakarken şuuna değiştirebilirim de bizim gözümüzde hasıl olan şey de sıfat veya Allah kendisi bakarken sıfat zatı sıfat bizim gözümüzde bakmasıyla hasıl olan sıfatına da esmalar. Hem daimi müşahede hem daimi ebedi işhat isteriz. Evet. Yani. Anlıyor musun? Yani, müşahede eden ve işhat biz o mu? Birimiz biz gibi o bir mu? Bir de kokayım sen. Hem baştan okuyayım. Bir müştak seyirci ve mütehayyir istihsan edicilerin müşahadesi ile müşahede etmek ister. Hem görmek hem görünmek. Hem daimi müşahede hem ebedi işhat ister. Hem o daimi cemal tamam. Müştak seyirci. Yani ikisi de farklıdır neticesi. İşhat ve müşahede. Mesela kendisi bakarken ortaya çıkan vücutlar zatı sıfatlar oluyor. Vücut çıkıyor. Bakmasından çıkıyor. Yani zuhuratlar diyeyim bakma derim. Allah Allah iken mahiyeti zatiydi de böyle şu. Bilmiyoruz şunun adı zatı ama ezeli ve ebedi birbirinin içinde böyle bir zuhuratlar var diyor şeyde. 146 Mesnevi Nuriye'de.
Ama ben dünyamdan bakıyorum. Allah Allah iken böyle zatiyle kendisini biliyordu. Tamam. Bu zatiyle kendisinin ilk zuhuratı, bilmenin ilk zuhuratı zat-ı sıfatlar çıktı. Sonra mahlukat-ı vesaire yarattıktan sonra onun şeyi mutahayir, muştak seyirci, muştak seyirci ve mutahir istisal edicilerin müşahadesiyle bakınca subutu sıfatlar çıktı. Hem daimi müşahede, ebedi işhat ister. İşhat bizim tarafımızdan müşahede. Ebedi işhat. O da hem daimi müşahede ediyor hem de ebedi işhat istiyor. Biz de ebedi işhat oluyoruz. Esma ne oluyor? Efal ve asar alem. Bu değil ya. Tamam mı? Yani bu bakma bakılma değil. Efal ve asar alemi burası. Esma'ya bakıyor. Bak kendisi zatıyla zatına bakarken zatıyla zatına bakarken zatı sıfatlar muştak seyirci ve mutahir istisal edicilerin müşahadesiyle müşahade edince de subuti sıfatlar zuhur oluyor. Allah-u Alem. Yani bize, çünkü subuti sıfatları sana vermiş. He, bize verdiklerinden dolayı. Sen basar kelam ilah sana vermiş. Hatta bize demiştik ya abi, hani bizim şey mesela vurdunuz ses çıktı. Kudret talip etti. Senin şeyine göre bakış, yani nazar edenin veya şeyin şeyle onlar vücuda yani ortaya çıkıyor. Yani gayrın bir nazarıyla o sıfatlar kudret talip ediyor. Kitabın bir binleşiyor. Evet, sana dedi. Ve ona göre de diğer işte sen basarı diğerleri de geliyor. Geliyor. Yani bir şey. Hasan abi tövbe aşağı estağfurullah ama yani Allah Teala hani zatıyla zaman ve mekandan münezzeh olmakla birlikte hani zamanla sınırlı olan birisinin müşahadesiyle müşahede ediyor. Yani böyle bir zat-ı vacibül vücud, böyle tenezzülat-ı ilahiyesi var da sana ve bana ne olmuş? Tenezzül et. Sen bana ve sana ne var? Bizde firavun olan. Hani geri dönüş bizden oluyor değil mi abi? Yani biz fani'nin şeyi. Bu firavun gülme arenaları yapmış. Eğlenme, gülme, gülme. Kendini tanımama için, yani unutturmak için aradığım aslında. Tuhaf. Vermek istemem bu haleti ama Hazreti Gafur diyor ki bir istemne lazım diyor, yoksa patlayacak bir teker diyor. Peki cümleyi bitireyim. Hazreti Gafur'a diyor şu cümleyi bitireyim. Tamam. Kalp telefonuyla bu telefonla. Anlıyorum ben. Daha önce vurgulanmayan çok garip vücut boyutu bu. Yani ne olur bir daha tekrar edeyim. Siz de girmeyin, ben de girmeyin, izah etmeyin. Allah Allah iken, Allah Allah idi. Kendi bizzat dekayık aşinasıyla kendisinden kendisine bakışı var. Bu zat-ı sıfatlar çıktı. İkincisi, muştak seyirci ve mutahir istisal edicilerin müşahadesiyle müşahade ettiği de ortaya çıkan sıfatlar ise de bunlar da subuti sıfatlar ifade edildi. Bu vücut başka bir vücut. Bediüzzaman Hazretlerinin varlık görüşü ve tecelli nazariyesi itibariyle şuunatın ön plana çıkıyor ustatta. Yani şuunatı bahseden çok ilginçtir. İmam-ı Rabbani de çok bahsediyor. Ediyor değil mi? Çok ediyor. Şuunat, şuunattan bahseden ulema çok 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 azdır. Şuunattan. Bunlardan bir tanesi, Allah şifatını mazhar eylesin. Çok seviyorum ama. Çok yani. Ustadım o da benim. İmam-ı Rabbani Hazretleri. Geylani benim babaya. O bir rüya gördüm. Bir anlatmışım da. Bilmiyorum. Haşir'de nasıl sahip çıktı. Onun için o ayrı bir şey. Yani. Ona nazlanıyoruz. Böyle. Yani bu onunla konuşmuyoruz. Geylani'nin böyle tasavvuf şeydir. Geleni o halet manasının. Bu ilmi meselelerde şey yok. Böyle şey yok.
bu ilmi tespitleri Rabbani'si. Yani her şey yerinde tanımlamış, kalıplamış, tasnif etmiş Rabbani. Ve usta, acayip bir şey. Bunlar, acaba bunlar ikisi bir araya gelse, ben de kenarda olsam, onlara muziplik yapıp sorular sorsam, ben yani Rüştü abiye derdim, Rüştü abi şu fikrine katılmıyorum çünkü derdim, söyle bakalım derdi, ha böyle ne yapardı böyle? Kesinlikle dinlerdi. Hı. Kesinlikle dinlerdi. Bak dinlerdi. Dinlemeyi bilirdi. Sonra derdi ki tamam. Peki senin şu söylediğin iman, şurası sarih değil mi? Birkaç defa dedi ki doğru, seninkisi sarih. Benimkisi iman, ben onu görmemiştim. Mahkemette böyle bir iki tane şey var, kelamla alakalı bir şey. Onu söylemiştim. Onu yeni ansiklopediye eklemişti, benim söylediğim. Yani büyükler büyük hakikaten. Büyük iş yapıyorlar, bizim yapmadığımızı yapıyorlar. Dinliyorlar bizi. Seçiyorlar, şurası iyi diyorlar. Biz ise küllümen, sırlandır, sırlandır. Veya tamam. Küçük olduğumuzdan hali. Gafur istisnadır. Bediüzzaman Hazretleri varlık görüşü ve tecelli nazariyesi itibariyle şuunatı öne çıkarıyor. Şuunat merkezli varlık anlayışı önde. Yani biraz önce ne dedi? Tasavvufçulara göre yani Allah dekayık aşinasıyla bakarken zat-ı sıfatlar gayrin muştak seyirci ve mutahir istihsan edeceği müsaadesiyle subut-ı sıfatlar ortaya çıktı. Şuunat yok bak gördün mü? Şunat yok. Ha bu ifade şey miydi? Tasavvufun mu? Siz üstad için demediniz mi? O ilk demin anlattığınız zatından zatın olur. Yani ben şöyle bir şey yaptım. Benim gördüğüm kadarıyla ki bildiğiniz kendi Risale-i Nur'un şey değil miydi? He, Risale ama bunu bu şekilde ifade ettim ama şunu demek ki tasavvufçularda şunat pek yok. Bu ben onları cem ettim. Onu da bunu da ustada da cem ettim. Bu. Ha bu. Ama şuunat niçin araya soktum? Şuunatı kaçırdım zannetme. Şuunat var ama şuunat onlarda yok olmadığı için karmanlayamadım. Hemen altta dedim ki ustadım benim ustadım ve İmam-ı Rabbani Hazretleri ustadım. Şuunattan da bahsediyorum ama bak sesi etmedim ha dedim. Şimdi demek istedim çünkü karmanlayamadım. Çünkü şuunattan bahsetmiyor. Bak bir de söyleyeyim. Bediüzzaman Hazretleri'nin varlık görüşü ve tecelli nazariyesi itibariyle şuunatın ön plana çıkan şuunat merkezli varlık anlayışı önde, şuunat kainat ve içindeki mevcudatın vücuda gelişiyle doğrudan merkeze konmuş ustadka. Mesela çok ilginçtir, şuunatın içerisini bize bizdekilerle tanımlamış. Mesela şuunatın içinde ne var? Çok şey var ama şunu koymuş, karpuz gibi düşün, yarmış, şuunat neydi? Bizdekilerle ona intikal ettirdi. Şefkat-ı Mukaddesi en merkezde. Sonra çık dışarıya muhabbet-i münezzehe. Mukaddes diyor, münezzeh diyor. Ayrı bir konu. Sonra surur-u mukaddesi, şefk-i mukaddesi, memnuniyet-i mukaddesi, lezzet-i mukaddesi, memnuniyet-i mukaddesi, iftihar-ı mukaddesi. Bunlar nedir yedi tane? Şuunatın bizdeki karşılıkları. Onun ne anlama geliyor ruhta? Latife. Ustak şefkat latifesi diyor. Peki nedir? Hiçbirisinde sen yoksun. Şefkat mesela kendini ortadan kaldırır. Şeyde ise aşkta ikilik vardır. Şefkatte teklik vardır. Ben yokum o var. Mesela dün Murat söylemişti. Annenin çocuğuna karşı şefkati fedakarane muamele mi demiştim? Yani, mukabelesiz fedakar. Mukabelesiz fedakar, sade geçer. Yani ben yokum odur. Ama aşkta ikilik vardır. Seviyorum seni. Buna delil nedir? Mukabele görmeyince itaat ediyor. Abi bak hani yoktu, var demek. O zaman buraya durayım. Madem, şu en başta bir Osman'ın yukarıya çıkabilir misin? Çıkalım. En yukarı. Buradaki Hasan abi vücut mertebeleri tamamen
yani tabi vahdet-i şey tasavvuf vacib-ül vücudu anlattığı için tamamıyla mukaddese dönük Hasan abi. Mesela la taayyün mevcutta mukaddese dönük olan tarafı gösteriyor. Ehadiyet nazarıyla bakıldığı zaman nihayetsizin içinde hadsizi fark ettiğin andır. La taayyün Hasan abi. Anlatabiliyor muyum? Yani ben yani bu tamamıyla mukaddesin, mukaddese yönelik zaten vacib-ül vücut. Direkt söylüyoruz zaten. Mukaddes. Yani nihayetsiz içinde hadsiz var ya. Nihayetsiz içindeki hadsiz oluyor la taayyün Hasan abi. Çok garip değil mi? Evet. İhtiyacınız var mı? Keseyim abi. Ama bu sıcakla, bu ısınmayla biraz gitsek... Gidelim abi, gidelim. Biraz gidelim. Tamam, biraz şurayı toparlayalım. Cüneyt Hasan abi, sen orada... Sen ekalette kaldın. Konu... Değiştiğinde bırakırsın. Yani tamam, şey, konu bir değişsin. Başka bir şeye başlayın. Tamam. Kurama bütünlüğü... Tamam, o zaman siz beni uyarın, tamam mı? Çünkü bende mensupluk var, tamam ama bende her söylediğim akıllılık değildir. Deliliğe verin ve öyledir. Şimdi şu, Hasan abi, şu şeyi bir daha söylersin, ben kafam karıştı azıcık da. Yani öyle bir şey de görünce. Şimdi Allah'ın zatına olan, da zatı sıfatlar mı dediniz, şunat mı dediniz? Yani şunatı... hiç sokmadım. Şunat yok. Şunat yok. Tamam abi, o zaman zat-ı sıfat dedim. He, zat-ı sıfat dedim. Gayrın şeyi olur. Bakınca subut-ı sıfat. Tamam. Bu ne yaptım? Risaledeki ve tasavvufları harmanlayarak çıktı. Ama hemen altına dedim ki bak İmam-ı Rabbani Hazretleri ve Bediüzzaman Hazretleri de çok öne çıkan şunat var bir de. Hele ustad kadar şunatın öne çıkması şunat ilahiye diyor mesela. Üç tane şunattan bahsediyor. Şunat-ı zatiye, şunat ilahiye, şunat fiiliye mi? Fiiliye, şunat-ı fiiliye. Üç tane mi? Şimdi üç tane biliyorum. Mesela fiile baktığı zaman şunat işten anlamında. Şunat-ı zatiye deyince kaynak merkeze bakınca şunat-ı zatiye. Şunat-ı ilahiye ise zuhuratlar noktasında şey yapıyor. Çok acayip tasnif var bu külliyatta bu. Ama katta yani... olmadığı için yazamıyorum şimdi. Ama kusura bakma katacaktım. Şunat-ı ilahiye, şunat-ı zatiye, şunat-ı fiiliye. Esma-i usta, esma-i fiiliye, esma-i zatiye gibi aynı. Kutsiye var esma-i şu an şunat-ı kutsiye de var. Yok, kutsiye şeyin içerisinde. Esma-i zatın içerisinde. Esma-i kutsiye var. Esma-i kutsiye ilahi. Var ama o zata bakan yönü. Tasnifte üç tanedir. Dört tasnif değil. Şunattan bahseden çok az olmasına rağmen üstad şunatı bizzat insana yerleştirmiş duygular vasıtasıyla evet. Demiş. Çok acayip işte. Hayret bu işte. Bu insanı çok iyi tanımış. Çok iyi tanımış, zata da çok iyi aynadarlık yapabilmekten insana karşılıklarını ile karşılıklarını da bulmuş insandır. İşte melekler diye belki yeryüzünde fesat çıkaracak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Sizin bilmediğinizi bilirim diyor. Onların bilmediğini bu işte. Bu işte. Bunu bilmez. Atlar. Çünkü niye? Allah zatı sıfatıyla esmayla mevcudattadır. Zati ile insandadır. Melekte de değildir. Yani bu aynadarlık için insanın şeyine müsaade ediliyor yani. Evet. Yani, şerine. Evet. Bir daha sorar mısın bu soruyu? Mevcudatta, varlıkta Allah sıfatları ile vardır. Zati ile insanda vardır. Onun için melekte zati ile olmadığı için insan benim sırrımdır, ben de insanın sırrıyım diyor Allah. Hı. Onun için melek bunu bilemez. Zati ile insandadır. Abi 11. sözde kalbin göz bebeğinde aksi nurunu yerleştirmek. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Dur. Zira bir mahiyet ve hakikat olarak Allah Allah. Zira bir mahiyet ve hakikat olarak hakikat-ı Muhammedi aleyhissalatü vesselam Allah isminin mazarıdır. Bak. Mahiyet ve hakikat itibariyle hakikat-ı Muhammediye Allah isminin yani
hakikat-ı Muhammediye nasıl bilirsin? Allah tanımlıyor. Bu arada benim bir tespitim var ama doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Ama tespitim derken böyle, ciddi şeyim var. Buraya bir tane tencere koy, Rahman'ı koy, boşalt, Rahim'i boşalt. Karıştırdım, ben biraz karıştırmayı çok seviyorum. Allah. Karıştırdım, Allah çıktı. Çünkü... Ama Allah bütün isimlerin cemi gibi diyor. Tabii o tek olan değil. Yani bunların şeyi, hulasası. Niçin? Allah zata baktığı için Rahman şu mevcudata bakıyor. Rahim alemi gayba bakıyor. Rahim alemi gayb. İman edenlere imanı ile dünyada besleyip ahirette de besleyecek Allah Rahim. Melekut ya. Rahman mülk ya. İkisinin cemi zata bakıyor. İkisi de değil yani. Neyse. Meczup. Bak şimdi bir daha. Mahiyet ve hakikat olarak hakikat-ı Muhammediye Allah ismine mazardır bunlar. İşte uliyet mertebesinin ismi olan Allah isminin camiyeti ve ismi azam olması itibariyle hakikat-ı Muhammediye'nin aleyhissalatü vesselam diğer bütün hakikatlara camiyeti olarak takaddümü ve onlara kaynaklık etmesi söz konusudur. Allah ismi niye şeydir diye. Çünkü hakikat-ı Muhammediye'yi kavzamını diyor. Zatı ifade ettiği için. Nitekim Bediüzzaman üstadımıza göre de insan nevinde uliyetin tecellilerine en cami aynen Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın manevi şahsiyet olan hakikatıdır. Hakikat-ı Muhammediye şahsiyet-i maneviyesi. En cami ayna bu. Zira o herhangi bir isme değil, ismi azam ve ismi cami olan Allah ismine de ve dolayısıyla de bütün esme-i mazar. Ne dedik anladın mı? Allah ismine de mazar oldu. Beni gören onun gördüğü... Yani aynedir bu alem. Hayır beni gören değil. Aynedir bu alem. Her şey hak ile kaim. Mirat-ı Muhammed'den kendi görünür daim, kemalati görünür daim, fazileti görünür daim demiyor. Bak, ne görünür daim? Allah görünür daim. Nasıl oluyor? Yani tamamen öyle bir ayna ki, bak, aynedir bu alem. Her şey neyle? Hak ile kaim. Yani esma ile kaim. Haktır. Cenab-ı Hakk'ın hak ismi. Ama Mirat-ı Muhammed'de ise mevcudatın dışında şimdiye kadar bak aynedir bu alem her şey hak ile kaim. Yani esma ve sıfatla kaim. Ama Allah sıfatıyla mevcudatta. Zatıyla kimde? Ama Mirat-ı Muhammed'de zatının tecellisi olduğundan Allah görünür dahi. Mevcudatta değil. Mevcudatta hak. Mirat-ı Muhammed'de aynayı Muhammed'de değil. Aynada seni gösterir. Mirat'ta seni inşa eder. Allah görünür daim, orada görünmüyor. Ayna olsa, aynayı Muhammed'den Allah görünür daim deyince seni gösterir diye. Mirat-ı Muhammed'de olunca mirat seni inşa eder. Mesela toprak çekirdeği mirattır. Hakikatını gösteriyor. Ayna bana aynadır. Benim suretimi gösteriyor, hüviyetimi gösteriyor. Ayna böyle, mirat böyle. Ama lügata bakarsanız mirat da ayna aynadır. Mirat seni inşa eder. Batınını dışarıya çıkaran, ayna ise suretini sana gösterir. Sana şahitlik yaptırır. Şu Risale'nin... Allah Allah. Abi tasavvufçular bu sözün ne aynada yapamamışlar? Bu sözün neresini anlamamışlar yani? Sanki oradan kaynaklanıyor. O anlatı geldiler bir şey çizebilir miyim? Çiz abi. Varsa yer çiz. Sil. Tamam sil. Yok sil. Dedim tasavvufçular bunu mu anlamamışlar acaba? Yani şeyi şunat anlamamışlar abi. Birincisi bu. Bu sayfalara kadar şunatı anlamamışlar. İki, o ilmi kelamda kaydedir. Yani Allah sıfatlarıyla mevcudatta, zatıyla insandadır. Fakat insanın berzahiyetini anlayamadılar. Yani böyle bir şey var ya, ya mahluktur ya vaciptir.
Berzayım. Mecul'u çapamadılar yani. Ben olan ben, orada Allah Ene'de tayin ve teşahhus etmiş. Yani şöyle bir şey olsa çıksam şimdi, şöyle. Mecul var ya Mecul, Ene. Orada Allah şeyi tayin ve teşahhus etmiş. Orada ilim mahluk değil Ene'de. Kelam mahluk değil Ene'de. Kudret mahluk değil Ene'de. Subuti sıfatı hiçbir mahluk değil. Tayin ve teşahhus etmiş Ene'de. Sonra tayin edince, Allah tayin edince tayin, bu sefer zat-ı sıfatlar teşahhus etmiş. Beka oradan geliyor bizdeki beka. Mesela bizim vücudumuz mevcudata muhalefet etmiş. Muhalefetun lilavadis. Yani muhalefet etmiş. Elimiz hiçbir varlığa benzemez. Çünkü var değil. Yok da değil. Peki nedir o? İnsan var, yok varlıktır. Mevcudata göre yok varlıktır. Peki nedir o? İnsan vacibe göre yoktur. Mahlukata göre vardır. Kimdir bu? Var olan yok. Yok olan da var olan bir berzaktır. Yani Allah diyor değil mi? Hadis-i kutsisinde söyletilmiş. Herkesin bir sırrı var diyor. İnsan benim sırrımdır, ben de insanım. Onun için arada şey yok. Allah Resulü diyor ki benim bir anım var ki Cebrail bile gelse araya sokmam diyor. Hasan abi, şimdi bunu daha önce de anlatıyordum ama şimdi sanki biraz daha farklı kafamda bir canlanma oldu. Aklınız helal edin. Şimdi bakın Hasan abi. Şimdi şu benim kalbi kavseyinim. Tamam. Tamam mı abi? Zat beni yaratıyor. Beni var ediyor. Beni halk ediyor. Beni icat ediyor. Hasan abi. Ve ben de yanındayım. Ben kendimi kendime şahit oluyorum. Kendimi izliyorum. Yani ilk tayin, mesela Allah haşa gel abone. Senin yaratılmana olmayan sen gel yanıma. Senin yaratılmana sen şahit ol. Evet. Evet. Hasan abi, ben alemi şehadette kendime şahit olmam. Alemi şehadette kendime şahit olmam. Ehadiyete mazhariyettir ki hakim ismine bakıyor gibi düşündüm Hasan abi. Kendime şahit olmam. Kendimi tanımam. Ben bir zatın yanında yanından zuhurata şahitsem vahdettir ki veduta mazhariyettir diyorum Hasan abi. Veduta mazhariyettir. Eğer bu şahitliğimi zatın yanında görüp de zata muhabbet olur, muhatabiyet olursa o da rahime mazhar olmak demektir ki o da vahidiyettir Hasan abi. Yani şurada belki bunu bu şekilde yerleştirebiliriz Hasan abi. Yani şöyle bir şey söylemek istiyorum Hasan abi. Burada Hasan Akar var. Şurada Hasan abi. Burada Hasan Akar yok. Burada artık tüm nevine, tüm bütünlüğe artık bakan bir Hasan Akar. Burada da Hasan Akar var ama saray, artık içindekileri fark etmiş olan. Mesela Yakup Aleyhisselam'ın Yusuf Aleyhisselam'a olan o 8. mektuptaki geçen alakası Hasan abi. Yani o muhabbet değildir, şefkattir derken artık orada şefkat dediği noktada Yusuf, Yakup, o bu yok. Artık tam mahiyette, tam bir bütünlük var Hasan abi. Anladım. Farkındalık o. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Hoş, güzel. Şey olmaması için tamamdır, maşallah, doğrudur diyebilmem için çalışmam lazım. Evet, tamam. Yani bir anda çıkan zuhuratlar değil, bunlar şey yapılarak böyle yazılmış. Harmanladım. Orayı da bilmeye çalıştım. Burayı biliyorum, biraz bilmeye çalıştım. Misali harmanladım. Nerede ne yapılmış, iki tarafı da görme şansı biraz oldu. Ondan bunları ve diyebiliyorum. Bak bu böyle demiş, burada böyle ama burayı görmemiş. Bunda bu çok zor işte bu iş. Evet. Şuraya kadar, burada keselim isterseniz. Ama şu cümleyi bitireyim.
ayan itibariyle diye ondan sonra ara verelim. Bak, zira o herhangi bir isme değil peygamberimiz, ismi azama ve ismi her ismin mertebi azamına, ismi cami olan, peki her ismin mertebi azamına mazhar olmanın hulasası Allah ismine mazhar olmaktır. Haşa, Allah ismine mazhariyet, haşa tanrılaşmak değildir bu panteistlerin görüşüdür. Mesela tahallaku bi ahlakillah. Evet, tahallaku bi ahlakillah. Sibgatullah, Allah'ın ahlakı. Mesela mucizeler buna bakıyor biraz. Mesela istediği oluyor, istemediği olmuyor. Değil mi? İstiyor su aksın parmağında, benim akmaz, onun akar. İstiyorum birkaç yerde olayım, olabiliyor. Şimdi iman edenlere zat-ı ismi tecelli edecek orada, cennette. Ne demek o? Biz Allah'a nasıl inanıyoruz? Allah bir anda her yerdedir. Dünyada inandığımızı söylüyorum. Usulümüz. Bir anda Allah her yerdedir. Hiçbir yerde değil. Her istediği olur, istemediği olmaz. Herhangi bir şey kayıtlanmamıştır. Bütün kayıtlar hem içindedir hem dışındadır. Çünkü Allah hem evveldir, hem ahirdir, hem zahirdir, batındır. Öyle mi? Öyle. İman eden insan cennette buna mazhar olacak. Bu Esma-i Hüsna'daki Allah'a mazhar olmak. Çünkü ne demek? Evvel olacaksın cennette, ahir olacaksın, zahir olacaksın, batın olacaksın, emredeceksin, olacak, istediğin olacak, istemediğin olmayacak, nihayetsiz her yerde olabileceksin. Bu Esma-i Hüsna'daki Allah ismine mazhar diye. Yoksa mahiyeti zatideki Allah değil mi? Lehül esma'ün husna. Bütün isimler Allah'ındır. Bütün isimler Allah'ındır. Mesela Masa'dakiler hepsi Hasan'ındır. Ama Hasan değildi ki. Yani isimler mahiyeti zatiye değildir. İsimler mahiyeti zatiye değildir. İsimler mahiyeti zatiye. Yani Allah ismi esmadaki Allah'tır. Sıfattaki Allah da değil, şuurlattaki. Yani bu Allah deyince biz hemen gidiyoruz, mahiyeti zatiyeye gidiyoruz. Yani mahiyeti zati Allah Bismillahirrahmanirrahim derken zati isimdir Allah. Şuradadır. Şuradaki Allah değildir o. Buna işaret eder ama o değildir. İşte buradaki Allah ismine mazhar olmakla cennette her mümin evvel olacak, ahir olacak, zahir olacak, batın olacak, istediği yerde olacak, istemediği yerde olmayacak, istediği şey olacak, olmayacak. Hem evveldir, hem ahirdir, hem dışında da hem içindedir. Onun için acayip olacak. Sen abi bir soru sorabilir miyim size? Ama bu konunun dışına çıkmak değil. Değil, bu konunun dışına çıkmıyor inşallah. Şimdi Allah-u Teala'nın bir zat-ı sıfatları var, bir de subut-i sıfatları var ya sana. Hı-hı. Şimdi bizim cahilimizden bakarsak subut-i sıfatları bize vermiş, zat-ı sıfatları kavrayabilelim diye. Hı-hı. Öyle mi? Bunu 11. sözdeki gayrın nazarı ve kendi dikayki aşinasıyla diye yazan bölüme uygulayacak olursak eğer hangisi kendinden kendine bakışıdır acaba? Yani subuti sıfatından zati sıfatına mı, zati sıfatından subuti sıfatına bakışıdır? Biraz önce bundan bahsettim. Bayağı bahsettim yukarıda. Öyle mi? Bizzat dikayki aşinasıyla bakarken ortaya çıkan zati sıfattır. Sonra dedim ki, gayrı nazarıyla, muştak seyirci ve mutahhir istisan ecincileri müşahadesiyle bakınca da subut anladıksa o. Bir Allah'ın bakışıyla ortaya çıkan vücut var. Bir de gayrın muştak seyirci ve mutahhir istisan ecincileri müşahadesiyle onun gözüyle o gördüğüne bakıyor. Sen baktın sıfat ortaya. Şimdi Allah direkt bu mevcudata bakıyor mu şu denizlere, dağlara? Allah'ta bir sıfatlar var şu anda bakınca, yarattıktan sonra veya yaratmadan önce biz şey var, kendinde bir oluşan bir şey var işte ne varsa. Allah mevcudata bakınca Allah'ta bir şey oluyor, oluyor derken olmamış mıydı de anlamak için, konuşmak için. Mevcudata direkt kendisi bakıyor, bir vücut ortaya çıkıyor, vücut. Bir vücut. Sonra bir de mevcudatın ruhuyla, aklıyla, kalbiyle, hissiyle mevcudata bakıyor. Bunlar nasıl bakıyor? Yani benim gözlüğümden böyle kenardan bakmıyor benim baktığıma. Yani gözlüğümden bakmıyor.
Yani bakışa, ben baktığım şeye ne mi anlam yüklemişim? Ona bakıyor. Onun baktığı yere ben bakarken bende oluşanla bakıyor. Ona has ayrı bir vücut tahakkuk ediyor. Hasan abi, ben pembe aynayla kendime bakarken pembe aynanın nazarıyla kendime bakmış, yeşil aynayla kendime bakarken yeşil aynanın nazarıyla mı kendime bakmış oluyordum? Başka bunun dışında ne olacak? Sen şimdi buraya bakmak için buraya bakmıyor musun? Peki burayı burayla bakabilir misin? Bakamazsın. Ama tövbe Ayşe, işte ben bunu diyordum da, yani Allah Teala zatı sonsuz olduğundan dolayı fani nazarla kendine bakamaz. Fani nazarla kendine bakmak için biz aynayız. Fani nazarla kendisine bakamaz demek eksikliktir. Ya, bakar, Ayşe, ama... bakar. Bakıyor işte. Faninin gözüyle ben neyim? Nasıl? Yani işte bakıyor. Aynanın gözü... Aslında bu aynayla buraya bak. Aslında bunu burada gördün. Niye bunun saçını tarıyorsun? Bunu tarasana. Burayı görüyorsun sen. Burayı görmüyorsun ki. Buradan burayı görüyorsun. Bunun saçını tara. Ama geri dönüş var. Dairin bir nazarıyla. Buradan buraya bakıyorum. Niye ben buradan buraya bakıyorum? Buradan buraya bakmak için. Yani Allah Teala, yani biz orada ayna gibi olabiliyor muyuz? Ayna gibi. Zaten bu aynedir de. Aynedir bu alem. Aynayı samet. Aynayı samet. Aynayla bakması tecelli. Aslında Cenab-ı Hakk'ın gayrı nazarıyla bakmasındaki esas şey, ben şöyle anlıyorum. Doğru mu? Cenab-ı Hak mutlak olduğu için meratiplerini görmek istediğinde adem karışmış bir kabiliyeti az olan bir şeyle bakmak istiyor. Bakması gerek, yani iktiza ediyor diyelim. Eğer Cenab-ı Hak esmasının sıfatlarını bilmek istiyor, kendini daha çok bilmek istiyor. Yani biliyor ama daha da bilerek şunatlarını yerine getirmeye çalışıyor. Hani anladığımız dersten. O zaman gayrın nazarı burada niye gerek var? Hep akla geliyor ya, ne gerek var? Kendi baksın yetmez mi? Gibi, ama meratiplerini fark etmek için muktezim, adem karışmış kabiliyetsizlikleri olan bir şey lazım. Muktezim. Meratibini görmek için. Meratip görebilmek için. O meratipte de şuunatını, sıfatlarını, zatlarını biliyor. Yani daha zengin biliyor. Muktezim. Demek için o gerekiyor diye anlıyorum. Doğru mudur? Böyle tabii kelamlar böyle zahirde uygun değil de muktazi gibi, yani ihtiyaç gibi kokusu yani, onu nasıl çıkartırız bilmiyorum o tamam, ifadelerden ama şöyle düşün. Burada mısınız? Buradaysa. Zat-ı sıfatta adem var mıdır? Zat-ı sıfatta şey adem yani var. Yani var dedi ki. Zat-ı sıfatta adem diye bir sıfat yok mu? Şey yani. Tekzim var abi. Sıfatın sıfatı dedi ki ya. Sıfatın sıfatı var. Ama vücut var. Tabii zatı vacib vücut. Vücut esastır. Biz zat iki mevcuttur diyor. Meratipsiz mertebe. Şöyle desek abi, şimdi Allah'ın zatı var ki hiçbir şey yoktu diyoruz. Zat iki mevcuttur diyor. Herhalde İbn Sina da bu şekilde izah ediyormuş bu kısmını. Yani her şeyi batıl olmaması noktasından hareketle. Kim dedi? İbn Sina. Ne demiş? Yani Allah'ın zatı varken Allah kendini bilmek istediğinde, şunat veya sıfat derecesinde bilmek istediğince bir adem oluştu ister istemez. Çünkü zatına göre daha dışta. Yani kendi zatına göre. Yani zatı varken sıfatı onun bir nedir? Zatından daha ötesidir. Daha dışarıdadır diyelim. Bu bir adem gerekiyor. Otomatik adem. Yani onu bilmek istemesiyle veyahut da ona teveccüh etmesiyle. Teveccüh aslında irfanın dediğini başka bir dilde söylüyorsun. Evet, aslında değil yani. Niye biliyor musunuz? Başka kokular var tabii. Usulün dışında. Mesela güneşin veya suyun ıslatması ihtiyacından değil, iktizasındandır. Mahiyeti zatiye, şuunatı zatiye iktiza ediyor. Hmm. İhtiyaçlıktan değil. Değil. Tabii. Mesela hemen su der mi? Ah falan bir ıslatsam da zevk alsam. Suyun böyle bir ihtiyacı yok. Su ıslatma diye bir ihtiyacı yoktur. Yani o İktizasıdır. Zaman bu iktiza kelimesi de otomatik mucibi bizzat mevzusuna götürmez mi? Yok. Yani şöyledir. Mahiyeti zati zaten meçhul ya. Mahiyeti zati. Şuunatı zatiye
böyle bir şeyi iktiza ediyor. Mucib bizzat değil. Yani mesela mucib bizzat olsaydı bu sefer irade olmazdı. Peki abi, Allah Teala benim ne olduğumu anlamak istiyorsanız kendinize bakın diyor ya. Biz niçin gidiyoruz? Ona gidiyoruz yani. Bizim ona, ondan bakabilmemiz için, tamam bakalım o bir fazla ışık olur ama ona bakabilmemiz için bizim de o olmamız lazım yani. Nasıl anlayacağız? Anlayamayız ki onu oradan. Onun o olmamız lazım. Yoksa hep nasıl oluyor? Hadis-i Kutsi'de diyor da benim diyor esma ve sıfatımı efalim hasarımı tefekkür ediyor ama zatım etmiyor. O zaman biz zaten konuşmuyoruz. Mahiyeti zatiyeden konuşmuyoruz. Dolayısıyla bu yasağa girmiyoruz. Nasıl abi? Nasıl abi? Zatıyla. Biraz söz, bazı sözler onu karıştırıyor. Mesnevi'nin Rüyen'in sonundadır. Ve 11. sözün sonunda da vardır. Esma ve efalimi hasarımı vesairemi işte dolayısıyla şuunatımı tefekkür edin, düşünün ama zatımı düşünmeyin. La tefekkeru. Tefekkür edemezsiniz zaten. Biz zaten bundan konuşmuyoruz. Şunu okuyun. Niçin konuşmuyoruz? Adamımızda kemala, tevazu, yasakta azim tutuyoruz. Yok ki, bilmiyoruz ki bunu. Yani ondan ya. Yani istesen de konuşamazsın, konuşmuyoruz. Ne konuşuyorsa buralardayız. Mesela şefkat, şuunat-ı zatiye bizde şefkat-ı mukaddesi var, muhabbet-i münezzeh var. Var olanla konuşuyoruz. Şimdi niye mahiyet-i zatiye tefekkür etmiyoruz? Kemalatımızdan, tevazumuzdan değil, yasağı kırmayalım da değil. Yok ki malzeme. Ne oldu bilmiyoruz ki. Yani kayıtlıyoruz abi. Tabii. Kayıtlıyoruz tabii. Yani. Kayıtlıyorsun. Evet. Kayıtladığımız için düşünemeyiz yani. Evet. Şey yapamazsın. Her düşündüğün şey muayyenleşen şeydir. Bak, her düşündüğün şey muayyenleşen. Ademini bilmek için işte bunun tersidir. Gelecek insanlar için de abi, bir kişi kayıtlamamış. O da imkandan çıkmış yani. Hazreti Muhammed. Bir kişi olmuş yani. Efendim doktor. Allah yani zaten insanda var dediğimiz konuşma bilir ya da bilinmez mi bu? Yani şeydir. Ben olan ben. Allahu alem bu namaza olan o meçhuldaki ene. Ne oldu meçhul? Ne oldu? Ama her şeyi kendisine iş yapan. Mesela benim ruhum diyen, benim aklım diyen, benim aklım kaldırmaz. Benim ruhum sıkıldı. Ondan sonra geliyorsun artık öyle bir şeyleri terk ediyorsun ki olumsuz diyorsun, olumsuzlayamadığın şey ben olan nedir o? Benim gömleğim sana ait, benim atletim, benim vücudum, benim hayatım, benim aklım, benim ruhum, ben olan ben diyemezsin. Diyen şöyledir, Musa Aleyhisselam'a demiş Cenab-ı Hak da Kur'an'da bu ayet var, ayetin bir parçası. Kulların seni soruyorlar ya Rabbi. Ne diyeyim senin hakkında? O dedi ki, kullarıma dedi ki, en Allah, ben Allah. Ben Allah'ım diyor. Öyle dersin. Ben Allah'ım. Şimdi, çünkü insanlar Allah bilmez, Rabbini bilir. Herkes Rabbini... Hasan abi şeyde, şimdi deminki mantıkla yürürsek, mahiyet-i zatiyenin bizdeki karşılığı eneyse, bizde mahiyet-i zatiyi bilme şansımız yoksa, o zaman biz ene'yi de hakkıyla bilme şansımız olmayacak. Hakkıyla değil de, ya da bilme şansımız olmayacak. Ene'nin zuhuratları, vasıf ve sıfatları ile biliyoruz. Ama ene'nin kendisini meçhulu bilme anında bilen yok. Yani o zaman şuna deminki konuştuğumuzda dedik ya. Bilmeye kalktığı anda yok olacaksın. Bilinmediğini ölüm felaket. Ölüm felaket bu işte. Yani evet. Bilinmediğini bilmeye... Bilirse bu bilmektir. Yani. Bilinmediğini bilmeye doğru gitmemiz lazım. O işte bu işte bilmektir değil. Haddini bilir. O zaman yani ene de aynısını, mahiyeti zatiye ile ilgili dediklerimizin bir benzerini ene için de o zaman konuşmak zorundayız. Tabii. Yani ene diyoruz o kadar. Yani varlık ama... Kendisi, zaten 30. söyledim meçhul, kendisini tanımaya kalktığı zaman kendin ortada kalkıyorsun. Yani ene dediğimizde, bu enedir demeyeceğiz hiçbir zaman. Evet. Değil, bunlar değildir deyip bilinmez. Yalnız onu anlamlandıran vücut değil, ilim değil. Olumsuzlamak, atarak bildim.
Eneyle neyle bildim eneyi? Bu hiçlik dediğimiz şey. Eneyi neyle bildim? Olumsuzlayarak. Çıkart gömleğini. Çıkart vücudunu. Şudur demedik. Diyemedin ki. Olumsuzlamak, olumlulamak kadar çok değerli ki. La ilahe illallah'a şart olmuş. O zaman eney için de la ilahe illallah. Aynen. Mesela eneyi nasıl diyeceğim? Benim vücudum. Benim hayatım. Benim ruhum. Kim? O işte. Bu değil, bu değil, değil, bu değil, bu değil, bu değil, bu değil, bu değil, kim? Bunun dışında. La ilahe. La ilahe dediğin zaman illallah. İllallah o zaman. Ademi de vücut. Adem la ilahe illallah. La ilahe kalmayıncaya kadar. Evet. La kalmayıncaya kadar. Evet, işte. Kalmayacak kadar. La işte, bizim vücut. La ta'il. İllallah diyeceğiz. Ha. La teşahhus. Ademi de vücut, ademi de vücut. La ilahe. Peki, bir tanesi sormuştu. Abi niçin Adem-i mutlak yoktur? Adem vardır. Adem-i mutlak var olursa var diyen akıl yok olması lazım. Mutlaklık geliyor çünkü. Bir daha. Evet. Adem-i mutlak vardır diyebilmek için var diyen aklın olmaması gerekiyor. Ondan adem-i mutlak yoktur. Kendisinin yok olması lazım. O yok olması lazım. Yani en iyi böyle bir şey. Neyle yaptık? Olumsuzlayarak. Abi o zaman niye biz etrafı çevireceğiz? Hevesim var bende. İşte o sen mesela usta tutmuş 30 ya hep içtiğimi bilmeye çalışıyorum. Yanlış olumsuz ben o zaman. Çünkü en keskin yol ne biliyor musun? Bilerek değil. Olumsuzlayarak olumlanmak. Çıkart, 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 çıkart. Ben kimim? Dur. Gömleğimi çıkart. Bu değil. Çıkart. Ben kimim? Atleti çıkar. Ben kimim? Vücudu çıkar. Ben kimim? Hayatı çıkar. Ben kimim? Aklı çıkar. Ben kimim? Ruhu çıkar. Çünkü ruha demişim ki benim. Kim? Çıkartamadınsın. Peki o zaman bizim yok... Soyulamadığım şey. Yani bu işte hani tasavvuf ne diyor? Bu iş ilimle olmaz diyor ya. O zaman bir derece haklılıkları var. Bu konuda haklılıkları. Kesinlikle. Yani, usta da diyor. O zaman bizim de büyük bir... İlim bilmediğine hizmet etmesi lazım. O zaman bizim yani Risale-i Mesleğinin bir vartası. Bu işi ilimle varılacağı... Hayır, vartısı deme. Demeyeyim mi? Çünkü bu yokluğa ilimle varılır. Peki sokaktaki adam bilmiyor. Bilmediğini de bilmiyor. Ve bilir zannediyor. Cehaletin daniskasına bak. Sen ilimle bilmediğini bilmeye çalışıyorsun. Peki bunu kaç kişi diye bilir? Benim gömleğim, ben atleti. Bunu neyle bildim? Hiçliğimi bildim. Neyle? İlimle. Varlığımla içtiğimi biliyorum. Çok tuhaf değil mi? Ama öyle bir ders almışız ki hepsini biz ilimle ihata edeceğiz. Ondan dolayı zaten böyle dersleri tenkit ediyoruz değil. Bırak hani. Kafası kel ya. Gözün diyor. Kaşınıyor ya. Çorabını giymiş. Renkli bak ne yapıyor. Bak ne yapıyor kayıp. Böyle meşgulmuş. Tenkit üzerine. Olumsuzlamayı kendimiz üzerine yapmamız gerekirken olumsuzlamayı harici yapmışız. O bizden değil, bizim abinin yanında kalmamış. Beni takdir etmemiş. Bildik de ne oldu? Keşke bu bilmek olmasaydı. Olumsuzlamakla tenkit etmek ayrı bir şey. Tahriptir. Çaresi olmayan tenkit tahriptir. Cümleyi bitireyim, keseceğim. Niçin Allah Resulü Allah ismini en azami mazar dedik. İsmi azama mazar olduğu için bir de her ismin mertebe azamına mazar olduğundan Allah ismine dolayısıyla da bütün esmaya mazardır. Bu nedenle de onun bütün rububiyet daireleriyle alakadar olması söz konusu olmuştur. Burada kesiyorum. İkinci sayfaya geçtik. Evet. 152'ye geçtik. El Fatiha.